çünkü herkesin ihtiyaç duyduğu bir alan belki, deneyim Ben de paylaşımı. sizi bekleyen çok kişi vardı hocam, öyle söyleyeyim. Yok hocam, estağfurullah. Hocam şu an itibariyle sözü size bırakıyorum. Hem arkadaşlarım adına hem de kendi adıma gerçekten kıymetli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Hocam ben dilerseniz önce bir ekranımı yansıtayım. Çünkü bir sunu hazırladım. Evet. Şimdi arkadaşlar ekranı hepimiz görebiliyoruz sanırım, değil mi? Evet hocam, görüyoruz şu an, hiçbir sıkıntı yok. Buyurun. Tamam, ben şöyle başlayayım. Arkadaşlar hepiniz öncelikle hoş geldiniz bu seminerimize. Bu hani kuramsal bilgi vermekten ziyade biraz deneyim paylaşımı, biraz sizin sorularınızın cevaplanması biçiminde ben bir sunum hazırladım. Yabancılara Türkçe dil bilgisini nasıl öğretiriz? Daha doğrusu mutlaka hepimiz öğretiyoruz da nasıl daha iyi öğretebiliriz konusunda ben kendi deneyimlerimi paylaşacağım. Biraz literatürden yola çıkarak açıklamalarda bulunacağım ve sizin sorularınızla dilimin döndüğünce tabii cevap vermeye çalışarak seminerimizi hep beraber toparlayacağız. Ben kısaca kendimden bahsedeyim seminere başlamadan önce. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe bölümünde öğretim üyesiyim. Öğretim üyesiyim ama ben okutmak kökenli bir öğretim üyesiyim. Uzun yıllar yani bilfiil yabancılara Türkçe öğrettim derslere girerek. Bir 15 yıl kadar İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nde. Bildiğiniz gibi 2 yıl önce bizim üniversite bölündü. İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olmak üzere. Benim kadromun bağlı olduğu birim, yani eğitim fakültesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da kaldığı için dil merkezindeki yani görevimden zorunlu bir ayrılış oldu. Ama hala yabancılara Türkçe tabii ki alanında elimden geldiğince çalışmalarımı sürdürüyorum. Şimdi dilerseniz başlayalım. Bu dil bilgisi ile ilgili arkadaşlar yabancılara Türkçe'de şöyle bir tartışma var. Aslında seven çok seviyor dil bilgisi öğretmeyi. Karşı çıkan da çok karşı çıkıyor. Yani kimsenin aslında tepkisiz kalamadığı bir alan dil bilgisi öğretimi. Çünkü bir grup diyor ki dilin kuralları mutlaka öğretilmeli. Bu kişi bir yabancı da olsa. Bir grupta diyor ki dil bilgisi öğretilerek hiçbir yere varılmaz, işte iletişim becerilerini geliştirecek etkinliklerin yapılması lazım vesaire biçiminde. Biz peki ne yapmalıyız aslında? Onu da biraz tartışacağız bu seminerde. Ben kısaca dil bilgisi nedir'e değinmek istiyorum. Çünkü eğer biz dil bilgisinin ne olduğunu ve ne ile ilgilendiğini ortaya koyarsak, hani dil bilgisi nasıl öğretilmeli, yani öğretilmeli ama nasıl öğretilmeliye de aslında daha iyi değinmiş oluruz. Şimdi bildiğiniz gibi her dilin kendine özgü bir kurallar sistemi var. Ve dil bilgisi de işte genel anlamıyla dili oluşturan içeriğin ve bu içeriğin bir arada kullanışını belirleyen kuralların bütünü olarak tanımlanmakta. Yani her dilin kendine özgü bir kurallar sistemi var, bir içeriği var. İşte dil bilgisi de bu içerikle kuralları oluşturan bütün olarak tanımlanıyor. Alan yazın taraması yapıldığında çok fazla dil bilgisi tanımıyla karşılaşacaksınız. Ben birkaç tanesini aldım burada. Çok fazla tanım olmasının sebebi aslında şu. Dil bilgisine farklı yaklaşımların olması. Hani bir alana ne kadar farklı yaklaşım varsa işte süreç odaklı dil bilgisi, ürün odaklı dil bilgisi, hani dil bilgisi yaklaşımlarında söz konusu. Bu sebeple de herkes kendisinin baktığı açıdan bir tanımlama getirmiş dil bilgisine. Ama işte gerek dil bilimsel açıdan ya da gerek geleneksel dil bilgisi tanımlarına baktığımızda, ben şu tanımları hızlıca geçiyorum. Ortak noktaları ben çıkardım. Hani dil bilgisi tanımlarının hepsinde ortak olan noktalardan hareket edersek hani bize daha fazla ben fikir verir diye düşünüyorum. Şimdi dilin kurallarını ortaya koyar dil bilgisi. Evet bu doğru çünkü eğer
kuralları hani belirlenmezse bir dilin, o dil zaten, o dilde iletişim sağlanması da mümkün değil. Bir diğer özelliği dilin kurallarını inceler. Evet, dilin doğuşunu ve gelişimini inceler. Bu kol aslında yabancılara Türkçe ile doğrudan bağlantılı değil. Dilin yapısıyla ilgili genellemeler oluşturur. Dilin yapısının ve dilsel birimlerin nasıl oluştuğunu betimler. Dili meydana getiren ses, sözcük, cümle gibi unsurları inceler. Ve şu çok güzel, dil kullanıcılarına sınırsız sayıda cümle üretebilecek bir düzenek oluşturur. Bakın bu çok önemli. Zaten Chomsky'nin dil bilim anlayışında da bu vardır. Yani eğer biz bir dil bilgisinin bilirsek, yani dil bilgisinin bir yapıyı bilirsek, oradaki sözcükleri değiştire değiştire sınırsız sayıda cümle üretmemiz mümkün bir dilde. Yine dili doğru kullanmak için gerekli kuralları kapsar. Evet, bu da doğru. Yani çok basit. Ne diyelim işte, sayı kullanıldıktan sonra, sayı sıfatı kullanıldıktan sonra isim çoğuldaki almaz. Hani bu bir kural. Hani bunu bilen bir insan iki telefonlar demez. Hani bunu kastediyorum. Hani dili doğru kullanmak için kurallar bütünü oluşturur ve o kuralları kapsar. Dilin kullanış kuralları için bir sistem oluşturur. Dilin doğru söylenmesini ve yazılmasını sağlar. Şimdi bu dil bilgisi tanımlarının ortak noktasına baktığımızda şu var. Yani dil bilgisi bir bilimdir ve dilin içerik ve biçim boyutunda bir takım kuralları inceliyor. Ve biz bu kurallar sayesinde de dili doğru kullanmayı öğreniyoruz aslında. Hani dil bilgisi bunu kapsıyor. Şimdi peki yabancı dil öğretiminde dil bilgisinin yeri nedir? Biraz da aslında bizim ana konumuz olan buna değinmekte fayda var. Şimdi yabancı dil öğretimi her şeyden önce bireyin ana dilinden başka bir konuda anlama ve anlatma yetisi kazanması anlamına geliyor. Dolayısıyla da temel amaç yabancı dilde ne oluyor? İşte özneyi yüklemi öğrenmek değil elbette. Hedef dilde kişinin kendini ifade edebilmesini sağlamak. Bu işte anlatma becerisi ve anlama becerisi kazandırmayı sağlamak öğrencide. Ama şöyle de bir durum var. Kişiler bu dili yabancı dil olarak öğrendikleri için eğer biz kuralları vermezsek, yani sadece dil ediniminde olduğu gibi, yani ana dil ediniminde olduğu gibi öğrencinin sezerek kurala kendisinin ulaşmasını biz beklersek, bu gerçekten çok zaman alıcı olacaktır. Şimdi çoğunuz zaten tömerlerde çalışıyorsunuzdur. Çalışan hocalarım da bilirler. Bizim Türkçe hazırlığı vermemiz için öğrenciye, işte öğrenci Eylül'ün 15'i gibi başlıyor, Haziran'a kadar. Yani 10 aylık bir süre var. Şimdi biz bu sürede öğrencilere dili öğreteceğiz Türkçeyi ve üniversitedeki derslerini takip edecek hale getireceğiz. Yani nihai hedefimiz hepimizin bu. Dolayısıyla da ana dili edinimindeki gibi kurallar, işte dinleme yoluyla sezmelerini bekleyecek bir vaktimiz yok. Bu bakımdan da bizim öğrenciye belli kuralları öğretmemiz ve bu doğrultuda da öğrencilerin yeni cümle yapıları vesaire oluşturmalarını beklememiz gerekiyor. Bu sebeple de işte yabancılara Türkçe öğretiminde dil bilgisinin öğretimi aslında bize zaman kazandırıyor. Yani hız kazandırıyor. Bu çok önemli bir fayda dil bilgisi öğretimi bakımından. Bir de yabancı öğrencilerde ana dili kullanıcıları gibi hani dili sezgisel kullanmaları söz konusu değil. Çünkü hani edinim değil, öğrenim yoluyla dile ulaştıkları için bu bakımdan da yine belli düzeneklerin verilmesi gerekiyor. Bir de yabancı dil öğrenen birey hedef dili sadece basit durumlarda kullanmıyor. Yani işte ne diyelim, işte kapalı çarşıya gidip halı alacak. Yani hedef dili sadece bu kadar basit bir durumda kullanmıyor. Yani mesela bir alışveriş ortamında düşünün. İşte bu kaç lira? Hani gramer bilmesine gerek yok. Sözlükten işaret eder ve kelimeyi gösterir. İşte ne bileyim,
halıyı gösterir, işte şu işareti yapar, para anlamına gelir ve bir şekilde iletişimini sağlar ve işini görür. Ama özellikle üniversite okuyacak öğrenciler daha karmaşık düşünceleri ve olayları da hedef dilde anlatmaları gerekiyor. Bu sebeple de dildeki bağıntı öğelerini, anlam oluşumuna hizmet eden dilsel yapıları da bilmeleri gerekiyor. Yani daha üst dili kullanabilmeleri ve anlayabilmeleri için yine dilin kurallarına ihtiyaç var. Bir de şu, aslında dilin kurallarını öğrenmek dili kibar kullanmamızı da sağlıyor. Hani sadece sözcük boyutunda da tabii ki belli bir düzeyde iletişim sağlayabiliriz ama bu kaba olarak nitelendirilen bir iletişime de yol açabilir. Yani şunu demek istiyorum, diyelim ki öğrenci kantine gitti, kahve almak istiyor. Kahve dedi sadece. Ve kantinci ona kahveyi verir. Evet, iletişim sağlandı mı? Kesinlikle sağlandı. Ama bu bir ev ortamında ya da ne bileyim bir hocasının odasına gitti mesela diyelim. İşte hocası bir ikramda bulunacak. Sadece kahve demesi, evet iletişim sağlanır ama nezaket kurallarına uygun değil. Bunun için mesela bir işte kahve alman mümkün mü? Size zahmet olmazsa bir kahve içebilir miyim? Kahve lütfen gibi farklı kullanımları da bilmesi gerekiyor. Zaten biraz sonra değineceğiz. Hani dil üç boyuttan oluşuyor. Biçim, anlam ve kullanım. Hani kullanım boyutunda da beceri kazanabilmesi için yine kişinin dil bilgisine ihtiyacı var. Bir de şu, Türkçenin bence çok önemli bir özelliği ve güzelliği. Diyelim ki öğrenci olumsuz yapının nasıl yapılacağını Türkçe'de bilmiyor. Eğer karşısındaki kişi beden dilini kullanmıyorsa, işte jest mimik kullanmıyorsa, mesela şöyle düşünün, bir sınıfa girdiniz, hiçbir beden dili kullanmadan dediniz ki yarın okula gelmeyin. Şimdi öğrenci yarın sözcüğünü bilse, okulu bilse, gelmeyi bilse bile yarın okula gelip gelmeyeceğini anlayamaz. Çünkü Türkçe'de olumsuzluk fiilden sonra getirilen mame ekiyle yapılır. Ama dünyadaki dillerin çoğunda, diğer dillerde olumsuzluk bildiren bir sözcük var. İşte bu not değil mi İngilizce'de? Yani not'ı duyduğunuzda dersiniz ki hiçbir şey anlamasanız bile ya bu olumsuz bir şey. Ya da işte nicht var, ni var Rusça'da, Arapça'da la var. Yani ama Türkçe'de hani doğrudan doğruya olumsuzluğu belli eden bir biçim bir sözcük ya da biçim birim olmadığı için bağımsız. Dolayısıyla hani öğrencinin sağlıklı bir iletişim kurması için, sağlaması için de yine gramer öğrenmesi ve bilmesi gerekiyor. Bir de şu çok önemli, öğrenciler sınıflara belirli bir beklentiyle geliyorlar. Bu beklentiler de onların önceki deneyimlerinden kaynaklanan beklentiler belki. Hepiniz bilirsiniz, yani öğrenci siz konuşma dersi de yapmak isteseniz, ne bileyim yazma, okuma, dinleme de yapmak isteseniz mutlaka dil bilgisi isteyecektir. Yani bu öğrenci ister Orta Doğu'dan gelsin, ister Erasmus öğrencisi olsun, yani Avrupa'dan gelsin, nereden gelirse gelsin, öğrenci de gramer güven oluşturuyor. Diyor ki ya ben bu kuralı öğrendim, evet ben bunu kullanabilirim, artık Türkçe biliyorum biçiminde bir güven oluşturuyor. Hani öğrencinin de bir ihtiyacı, yani mutlaka size de soruyorlardır işte gelecek zamanı nasıl söylerim Türkçe'de vesaire diye. Hani bu öğrencinin beklentisinin karşılanması bakımından da yine gramer öğretimi önemli. Ama şu aması ne? Grameri nasıl öğreteceğiz? Birazcık ona değinelim isterseniz. Çünkü tamam, grameri biz öğreteceğiz, bunu anladık ama nasıl bir gramer öğretimi? Yani derse merhaba, bugünkü konumuz işte öğrenilen geçmiş zaman diye bir giriş yapmayacağız elbette. Şimdi dilerseniz adım adım gidelim ve biraz deneyim paylaşımı yapalım bu konuda. Şimdi dil bilgisi öğretiminde öğretim hedef dilde yapılmalı. Yani biz eğer Türkçeyi öğretiyorsak dersimizi Türkçe olarak işleyeceğiz. Evet, bu bilinen bir şey. Hep bana şunu sorarlar yüz yüze seminerlerde. Evet, öğretim hedef dilde yapılmalı ama hiç mi İngilizce bir şey söylemeyeceğiz? Hiç mi Arapça bir şey söylemeyeceğiz?
Evet, mümkün olduğu kadar dersimizi hedef dilde tabii ki işleyeceğiz. Ama benim deneyimlerim şunu gösterdi. Bu dersi yabancı dilde anlatmak değil. Diyelim ki belirtme durumunu anlattınız Türkçe olarak. Yani şöyle örnekler verdiniz, okuma yaptırdınız, uygulama yaptırdınız. Bununla beraber işte bunun akuzatif olduğunu söylemeniz dersi İngilizce işlemeniz anlamına gelmiyor. Çünkü öğrenci, yani bizim öğrencilerimiz yetişkinler, yani ben yetişkinler için söylüyorum bunu. Bir dil bilgisini bilerek geliyorlar. Ve Türkçedeki onun karşılığını öğrendiklerinde zihinlerinde daha iyi oturuyor. Ama yanlış anlaşılmak istemem. Yani işte Fatma Hoca derste İngilizce kullanın dedi değil. Yani ben bunu demek istemiyorum kesinlikle. Ama bildikleri bir dildeki gramer adının karşılığı, sadece gramer adının karşılığının söylenmesi tabii çok şart değil. Bu hani dersin düzenini bozmaz, hatta benim tecrübelerim gösteriyor ki fayda da sağlıyor açıkçası, anlaşılmayı da kolaylaştırıyor. Bu temel ilkelerden biriydi, bunu açıkladık. Bir diğeri, öğretime dinleme ve konuşmayla başlanmalı. Mutlaka siz de öyle yapıyorsunuzdur. Çünkü dil ediniminde de vardır bu anlaşılır girdi kuramı. Yani ilk önce girdi olacak, öğrenci daha sonra onu zihinde işleyecek ve çıktı oluşacak. Yani anlamlı çıktıya dönüşebilmesi için mümkün olduğunca dersi dinlemeyle başlayın. Yani bunda kastım ses sistemlerinden dinleme değil. Diyelim ki o günkü konunuz görülen geçmiş zaman. Öğrenciye şunu diyebilirsiniz. Dün ne yaptın? Dün ne yaptın? Hani dünü de geçmişi şöyle beden diliyle de göstermeniz mümkün. Ve kendinizin dün ne yaptığını anlatabilirsiniz. İşte ben dün kahvaltı yaptım. Ben dün okula geldim. Biçiminde bildikleri sözcükle. Dolayısıyla öğrenci dün ile beraber gelmek fiilini biliyor ya, daha önce öğrendi. Geldim, yaptım, yazdım. Yani o d yapısını duymuş oluyor ve bunun da geçmiş zamana göndermede bulunduğunu anlamış oluyor. Bu sebeple de hani hiçbir derse zaten dil bilgisiyle başlanmaz. Öncesinde onları hazırlayıcı, öğrenecekleri yapıya aşina edici etkinliklerle başlanmak lazım ve dinlemeden sonra konuşma, yani şu tamam ben dün okula geldim, sen ne yaptın biçiminde, hani onların o geçmiş zamanı kullanmalarına olanak sağlayacak soruların yöneltilmesi gerekiyor. Dil bilgisi öğretiminde şu çok önemli, kullanılan dilin öğretilmesi bir başka temel ilke. Bu ne demek? Yani biz dilde, yaşayan dilde, işte Türkçe'de konuşurken hangi yapıyı kullanıyorsak onu öğretmeliyiz. Şimdi ha mesela istek kipi. Hani ben geleyim derim değil mi? Hani istek kipini öğretirken ben geleyim, ben konuşayım. Ama bunun sen ve o yapılarını biz aktif olarak kullanmayız. Hani ben geleyim, işte sen gelesin, o gele diye bir kullanım var tabii ki gramatik olarak, ama yaşayan dilde aktif olarak kullanmadığımız için bunu mesela emirle beraber öğretebiliriz. Şöyle diyebiliriz, işte ben kendi kendime emredemeyeceğime göre kendimin bir şey yapmasını isterim. Dolayısıyla ben de istek formunu kullanırım. Yani işte ben geleyim ama sen gel, o gelsin biçiminde bir mantıkla, yani kullanılan dili öğretmemiz gerekiyor. Bir de temel cümle kalıplarının öğretimi sağlanmalı. Şimdi kitaplardaki konu sıralamasına da değineceğiz ilerleyen bölümlerde. Ben aynı zamanda İstanbul Kitaplarının da hem yazarıyım hem editörüyüm. Hani konu sıralamasıyla ilgili eleştiri aldığımız yerde var, övgü aldığımız yerde var. Biraz sonra onlara zaten hepsine ayrıntılı değineceğiz de. Şimdi temel cümle kalıplarının öğretilmesi için bir defa kitapta o gramer sırasının beklenmemesi gerekiyor. Yani şöyle düşünelim. Öğrenciye biz mesela çıkabilir miyim? Değil mi? Hani bu izin isteme formunu derste öğretmemiz gerekiyor. Yani benim öğrenciye bunu öğretmek için çıkabilir miyim, konuşabilir miyim, sorabilir miyim gibi bir kalıbı öğretmek için
hani A2 kurunu beklememem lazım. Hani 3 ay öğrenci çıkmayacak mı dışarı? Yani dolayısıyla bunları bizim kalıp halinde öğretmemiz lazım. Temel cümle kalıpları. Ya da hoş geldiniz diyebilmek için öğrenci geçmiş zamanı beklemeyecek. Değil mi, çok takdir edersiniz ki? Ya da özür dilerim söz eylemini öğrenebilmesi için hani şeyi beklemeyecek, geniş zamanı beklemeyecek. Yani temel cümle kalıplarının ihtiyaç duyacağı öğrencilerin hani başlangıçta öğretilmesi lazım. Şu da çok önemli, yeni dil bilgisi yapıları çok bilinen sözcüklerle öğretilmeli. Yani öğrettiğimiz yapı iki bilinmeyenli denkleme dönüşmemeli. Yani yeni bir gramer mi öğreteceğim, yeni bir yapı mı öğreteceğim, onu sezmesini mi istiyorum? Öğrencinin bildiği kelimelerle olacak. Ne demek istiyorum? Diyelim ki yine geçmiş zamandan örnek vereyim. Şunu diyebilirim işte, ben dün çay içtim, ben dün Taksim'e gittim. Hani koronadan önce Taksim'e gittim gibi. Hani gitmeyi biliyor, Taksim'i biliyor. Dolayısıyla bunu öğrenci anlayabiliyor. Ama ben dün uçsuz bucaksız sahillerde uçurtma uçururken düştüm gibi bir örnek verdiğinizde, uçsuz bucaksız ne demek? Sahil belki bilebilir, hani Arapça olduğu için vesaire. İşte uçurtma ne demek? Yani öğrenci grameri mi öğrensin, yapıyı mı alışkanlık kazansın, yoksa sözlüğe mi baksın? Yani bu şekilde değil de zor bir, yani yeni bir yapıyı bildiği kelimelerle öğretmemiz lazım. Yani amaç şey değil, hani işte çok alengirli bir cümle kurayım da çok havalı bir iş yapayım değil. Yani amacımız anlaşılmaksa en basit şekilde nasıl anlatırız üzerinde durmak lazım. Ve verilen örneklerin gerçek yaşamda bir karşılığının olması gerekiyor. Yani diyelim ki ben bir dil yapısını anlatmak için örnekler veriyorum. Bunun gerçek yaşamda bir karşılığı olacak. Ve çocuk, o yani çocuk dediğim öğrenci, yani yetişkin de tabii ki, öğrenci onu anlayacak. Ya bu şey mesela, yaşadığım çok küçük bir tatlı anı vardır. Benim çok gülerim aklıma geldikçe. Bir programda ders dinlemesi yapıyoruz. Hocalardan biri ders anlatıyor. Biz de işte değerlendirme yapacağız vesaire. Çok güzel anlattı. Geçmiş zamandı yine konu. At cümlelerinde geçmiş zaman eki gelirken eğer sözcük sesli harfle bitiyorsa araya y geliyor ya, onu anlatacak. Çok güzel. Bunu anlatmak için, yani ben 5 yıl önce öğrenciydim, ben dün hastaydım gibi basit hani bir şeyler anlatılabilir, örnekler verilebilir. Öğrencinin aklına o sırada araba geldi, öğretmen adayı arkadaşın aklına. Ve 6 kişinin çekimini yaptı. Ben dün arabaydım, sen dün arabaydın. Evet, yapısal bakımından doğru. Hatta şöyle, hani hiçbir şey yanlış diyemeyiz. Çünkü bir bağlam içinde verilirse, hani arabaydım da doğru. Ama hani başında şöyle olması lazım. Ne bileyim, dün bir rüya gördüm. Rüyamda ben arabaydım dese tamam, hani bir anlaşılır taraf var, ama hani verilen örneğin de çok uç bir örnek olmamalı. Ya da bizim ilk hazırladığımız ders etkinliklerinde vardı. Hocalarla beraber hazırlıyoruz bu İstanbul kitabından önce. Hoca arkadaşım biri yazmış, şey, emir kipini anlatacak. Emir kipinde işte hani yemek tarifi değil mi? Yani hani işte bilindik malzeme olması gerekirken işte papalina balığının tarifini verince hani öğrenci için o bir şey ifade etmiyor. Yani dolayısıyla ne bileyim işte bir tost tarifi, bir makarna, bir menemen tarifi, anlatabiliyor muyum? Yani verilen öğrencinin örneklerin öğrencinin hayatında bir karşılığı olması gerekiyor. Bu gerçekten çok kıymetlidir dil bilgisi öğretiminde. İstisnalardan ya da detaylardan ziyade genel kuralların öğretilmesi de çok önemli. Çünkü tabii ki dil bu, yani hani aktif bir yapı, sürekli değişiyor, hani yeni kullanımlar kazanıyor, ama hani bir şeyin %95'i öyleyse yabancı öğrencinin onu bilmesi gerekiyor temelde. Yani hani çok fazla istisnaya boğulmamak gerekiyor. Yine ders dinlemelerimde hani şahit olmuşumdur. Hani bu sayı sıfatı kullanıldıktan sonra isimler çoğul eki almaz. Tamam, bunu anlattık. Hani işte
ne bileyim işte 5 telefonlar olmaz ama hani burada işte 7 meşalecileri, 5 hececileri hani örnek vermeye gerek yok. Tabii ki olur yani, niçin olmasın, ama hani bu kadar istisnaya, bu kadar detaya girmeye gerek yok. İşte bu iki nokta aslında şimdi söyleyeceğim bağlantılı. Öğretmen bütün bildiklerini öğretmeye çalışmamalı. Şimdi hepimizin Türkçe ana dili ve biz ana dilimiz olduğu için ve bir de Türkoloji eğitimi falan aldıksa her şeyi biliyoruz yani dille ilgili, hani öyle kabul edelim. Ama şunu düşünelim, karşımızdaki bizim yabancı ve bu dili öğrenmeye daha başlayalı çok işte kısa bir süre oldu. Dolayısıyla da işte detaya boğmamak gerekiyor ve bütün bildiklerimizi ya da işte bir ek diyelim ki o ekin bütün işlevlerini aynı anda verip şeye gerek yok. Hani konuyu anlaşılmaz hale getirmeye gerek yok. Yani temel işlevlerinin en başta öğretilmesi gerekiyor ki zaten dil bilgisi öğretiminde biz sarmal bir yapı takip ederiz. Diyelim ki işte yeterlilik eyleminin izin fonksiyonunu anlatırız. Hani o biter. İşte 3 ünite sonra rica fonksiyonunu anlatırız. 3 ünite sonra hani örnek veriyorum 2 ünite sonra da olabilir. İşte bir şeyi yapmaya muktedir olmak, işte gitar çalabilirim falan gibi fonksiyonunu anlatırız. Yani bir günde biz biliyoruz diye hani karşımızdakinin de bir hani yabancı insan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bunun için ben hep öğrencilerime şey tavsiye ederim. İngilizce öğrendiğiniz günleri hatırlayın lütfen derim. Hani biz İngilizce'de her şeyi öğrenebiliyor muyduk? Hayır. Dolayısıyla hani karşımızdakine de benzer şekilde yaklaşmamız lazım. Bunu zaten diğer derslerden de bilirsiniz. Bir etkinlik birden fazla beceriye hitap etmeli. Yani ben sadece gramer etkinliği yaptırıyorum diye vakit kaybetmemeliyim. Benim yaptırdığım dil bilgisi etkinliği öğrenciyi konuşturabilmeli, öğrenciyi okumaya sevk edebilmeli ya da dinleme ile dil bilgisini ben bütünleşik olarak vermeliyim. Yani bir etkinlik birden fazla beceriye hitap etmeli. Ve aslında tam öğrenmeyi hepimiz biliriz, duymuşuzdur. Ama bunu göz ardı etmememiz gerekiyor diyeyim ben. Bir konuya başlamadan önce o konuyla ilgili ön öğrenmelerin gerçekleştiğinden emin olmamız lazım. Şimdi bana diyeceksiniz ki hocam bizim zaten işte A1 için hani örnek veriyorum 7 hafta süremiz var. Ben şimdi iyelik eklerinde takıldı diye öğrenci 7 hafta boyu iyelik ekimi anlatacağım. Diğer konuları, müfredatı nasıl yetiştireceğim diye düşünebilirsiniz. Ama şunu söyleyelim. Yani dil öğretimi aslında matematiğe çok benzer. Yani eğer öğrenci çarpım tablosunu öğrenmediyse siz o kişiye işte fonksiyonları anlatamazsınız. Hani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla en temelde aslında öğrencilerin tam öğrenmeleri sağlayarak gidilmeli. Mesela Türkçe'de şunu düşünelim. Diyelim ki dolaylı anlatım anlatacağım ben. İstanbul kitabına göre B2'de dolaylı anlatım. Diğer kitaplarda da hani B2'de değilse bile B1'de hani diğer öğretim setlerinde tam hatırlamıyorum şu an. Şimdi öğrencinin dolaylı anlatımı kullanabilmesi için mesela işte annem eve erken gel dedi. Annem eve erken gelmemi söyledi. Hani gelmemi söyledi. Bunu kullanabilmesi için adlaştırmayı bilmesi lazım. Eve erken gel, eve erken gelme. Eve erken gelmem diyelim. Eve erken gelmemi belirtme durumu. Yani bu üçünü tam olarak öğrenemediyse öğrenci onun dolaylı anlatımı öğrenmesini, kullanmasını biz bekleyemeyiz. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Diyelim ki bir üniteyi bitirdik. Hemen haldır haldır ikinci üniteye geçmek yerine birinci üniteyle ilgili bir artık kısa sınav mı dersiniz, quiz mi dersiniz, ne derseniz deyin. Bu 4 temel beceriyi ölçmenize gerek yok bu kısa sınavlarda. Öğrettiğiniz gramer ve bunun kullanımıyla ilgili ben şeydeyken, Tömer'de çalışırken her hafta mutlaka neler öğrendik diye bir quiz hazırlıyordum, test hazırlıyordum.
O testte sadece o hafta öğrettiğim gramerden sorular oluyordu. Eğer öğrenciler onu iyi yapamıyorsa, yani eksikler varsa, o konuyu tekrar anlatıyordum. Tekrar. Yani hani ben müfredatı yetiştireyim diye öğretmeden geçtiğimizde inanın kangrene dönüşüyor durum. Ve ne elde ediyoruz? Mesela öğrenci C1'e gelmiş, hala büyük ünlü uyumunu bilmiyor. Yani işte Fatih T yerine Fatih Dağ yazıyor, hani C1 öğrencisi. Bakıyorsunuz konuşmada problem yok, işte dinlediğini anlıyor, sizinle gayet iyi konuşabiliyor ama yani yazma kağıdında hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. İşte bunun sebebi gördüğümüz eksikleri gramerde gidermeden yeni bir konuya kesinlikle geçmememiz lazım. Aslında temeli bu işin. Hani şey değil bu, hani bir tarih değil ya da bir coğrafya değil. Yani coğrafyada ben işte nehirlerin oluşumunu anlamadımsa, hani örnek veriyorum, işte ne bileyim bitki örtüsünü anlayabilirim. Ya da tarihte işte uygarlık tarihini bilmeden işte inkılap tarihini, hani tabii ki derinlemesine değil ama okuduğumda anlayabilirim. Ama dil gerçekten, özellikle yabancı dil bu bakımdan şeyi götürmüyor. Yani eksikliği kabul etmiyor. Çünkü temel sağlam olmayınca bina yıkılıp gidiyor. Dolayısıyla toparlayacak olursak, ön öğrenmelerin gerçekleştiğinden emin olmamız lazım. Bir de bu dil bilgisi öğretiminde şey var. Ya bu bizim alanda da aslında tartışmalı bir konu. Öğrenci yanlışları düzeltilmeli mi, düzeltilmemeli mi konuşma sırasında? Yanlışlar düzeltilmeli ama şu şekilde değil. Hayır sen yanlış yaptın biçiminde değil. Öğrencinin söylediğinin doğrusu tekrar edilerek düzeltilmeli ve iletişimi koparmadan düzeltilmeli. Mesela diyelim ki öğrenci bilmediği bir kelime soracak. Ne sorsun? İşte aklıma örnek, çiçek mesela. Öğrenci işte dedi ki ne mana çiçek diye sordu. Biz hayır, biz Türkçe'de öyle kullanmıyoruz falan diye girmememiz lazım. Şöyle diyebilirsiniz. Hani öğrenci sordu ya size ne mana çiçek diyebilirsiniz. Çiçek ne demek? Çiçek ne demek? Resmini çizeyim falan hani gibi, doğrusunu tekrar etmek suretiyle iletişimi koparmadan yanlışın düzeltilmesi gerekiyor. Yanlışı düzeltmediğinizde öğrenci onun yanlış olduğunu bilmiyor ve şey yapıyor, hani onu kullanmaya konuşma sırasında devam ediyor. Ama tabii ki elbette kırıp dökmeden. Bizim bu şeyde vardı, bu Türk arkadaşlar da genellikle Türkiye'de olan bir şey zaten. İngilizce konuşursunuz, hani o oradan kıkırdaşır falan, ya işte was yerine were dedi falan. Hani bu hiç gülünecek bir şey değil. Yani elbette ki kimsenin ana dili değil, hani bizim öğrettiğimiz kitlede. Hata yapmak, çok yanlış yapmak çok doğal. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar iletişimi aksatmadan, hani bunu işte dünyanın sonuymuş gibi davranmadan, rencide etmeden düzeltmek lazım. Bir de dil bilgisiyle şöyle bağlantılı mı bilmiyorum ama yanlışı düzeltirken özellikle ben yazılı anlatımda şunu çok yapardım. Öğrenci diyelim ki bir yazma kağıdı verdi size. Öğretmen onu okudu. Yanlışların üzerine kırmızı kalemle çarpı atıp doğrusunu yazmak suretiyle değil de şey daha etkili oluyor. Yanlış gramer kullanımlarını çizin, altını çizin öğrencinin kağıtlarında. Sonra onu öğrenciye dağıtın. Öğrenci altı çizili yerin yanlış olduğunu bilsin ve kendisi düzeltsin. Yani öğrenci kendi gramer hatasını kendisi düzelttiğinde daha etkili oluyor. Ha, tabii ki bu noktada öğretmene iki tane iş çıkıyor. Önce yanlışı bulup altını çiziyorsunuz, kağıdı geri dağıtıyorsunuz. Öğrenci dağıttığınız kağıdı düzeltip size geri veriyor. Ama bu önemli, yani özellikle A1 ve A2 düzeylerinde ben bunu yapmanızı öneririm size. Sonraki düzeylerde şey de yapabilirsiniz, hani akran değerlendirmesi de yapabilirsiniz. Hani bir sınıfta Ahmet'in kağıdını Mehmet'e, Mehmet'inkini Hasan'a verirsiniz, hani karışık olarak dersiniz ki arkadaşlarınızın hataları var mı bir bakın da diyebilirsiniz. Hani bu da bir düzeltme yolu.
Bir de şimdi dedim ya size detayda boğulmayın, kendim detayda boğulacağım. Düzeltmelerde ama bu çok önemli. Kırmızı kalem kullanmayın. Bununla ilgili de yurt dışında bilimsel çalışmalar da var. Mümkün oldukça işte mavi bir tükenmez, yeşil bir kalem vesaire ile yanlışın altını çizerseniz öğrenci dile karşı daha hani olumlu bir tutum geliştirmiş olur. Çünkü yanlış doğrudan doğruya ne demek? İşte yani bu yanlış işte gittiğin yol doğru değil. Hani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla motive etmek için öğrenciyi mümkün olduğunca işte hani bunlara da özen göstermek lazım. Evet, ilkeler konusunda son noktayı da söyleyeyim. Şeylere geçeceğiz. Bu biçim, anlam ve kullanım. Hani dil bilgisi öğretiminde onlar önemli. Bir de ölçmeyle ilgili bir şey söyleyeyim dil bilgisi öğretiminde. Eğer ben dil bilgisini ölçeceksem sadece dil bilgisini ölçmeliyim. Yani başka bir şeyden not kırmamalıyım. Mesela bu okuma becerisinde de geçerli. Yazmada, konuşmada, dinlemede. Yani ben neyi ölçeceksem ölçme aracımı ona göre geliştirmeliyim. Hani klasik bir örnek vardır. Metre ile portakalı ölçemezsiniz. Hani anlatabiliyor muyum? Yani portakalı kilogramla ölçersiniz. Diyelim ki ben öğrencinin dil bilgisini ölçeceğim. Bunun için benim seçeceğim soru tipleri uzun uzun yazmasını gerektiren açık uçlu soru olmamalı. Aksi takdirde o anlatma becerisiyle, işte yazma becerisiyle karışıyor, okuma becerisiyle karışıyor vesaire. Dil bilgisini ölçmek için çoktan seçmeli soru kullanabilirim. Kısa cevaplı soru kullanabilirim. Eşleştirme kullanabilirim. Boşluk doldurma kullanabilirim. Ama bu işte açık uçlu, uzun cevaplı sorular kullanmamalıyım. Çünkü dil bilgisini değil, ben orada yazma becerisini ölçerim ve ölçmeye hata karışmış olur. Ve oradan da not kırmamam gerekiyor. Şöyle bir soru düşünün, yani şöyle bir paragraf düşünün A1 seviyesinde. Okuduğunu anlama sorusu olsun. İşte Ali 15, ya, 15 olmasın, üniversiteye göndereceğim Ali'yi. İşte Ali 18 yaşında, İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci. Ali Suriyeli, Ali Fatih'te oturuyor, Ali ailesiyle yaşıyor diye bir A1 metni düşünün. Ve sorulardan biri de şu olsun, A1 olduğu için hani görüp söyleme şeklinde basit sorulardan düşünelim. Hani kavrama boyutuna çıkmayan bilgi düzeyindeki sorulardan. Ali nerede yaşıyor? Şimdi öğrencinin yazmasını beklediğimiz ne bizim? Ali Fatih'te yaşıyor. Öğrenci Ali Fatih'de yaşıyor yazabilir. Ali Fatih'da yaşıyor yazabilir. Ali D'yi ayrı yazabilir. Fatih'de yaşıyor biçiminde yazabilir. Öğrenci hangi biçimi tercih ederse etsin, bizim eğer bu bir okuma sorusuysa, okuduğunu anlama sorusuysa soruya tam puan vermemiz gerekir. Çünkü bizim ölçmek istediğimiz ne? Öğrenci Ali'nin nerede yaşadığını anladı mı, anlamadı mı? Dolayısıyla benim yazımdan, dil bilgisinden puan kırmamam lazım. Hani amacım ne? Çünkü öğrenci kelimeyi de yazabilir, tek kelime yazabilir. Ali nerede yaşıyor? Çocuk Fatih yazdı, nokta koydu. Benim buna da tam puan vermem lazım. Dolayısıyla da neyi ölçeceksem onu ölçmem ve ona göre değerlendirmem lazım. Bu yüzden de hata karışmaması için ölçmeye, dil bilgisini ölçeceksem eğer öğrencilerin uzun uzun yazacakları tarzda sorular değil, bu belirttiğim tarzda işte çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma gibi sorularla ölçebilirim kısa sınavlarda dil bilgisini. Ama zaten yeterlilik sınavlarında ve kur bitirme sınavında dil bilgisi bölümü yok değil mi sınavlarda? En azından yani bütün kurumlarda yoktur diye tahmin ediyorum. Peki biz bu yeterlilik sınavlarında ve kur bitirme sınavlarında dil bilgisini ölçmüyor muyuz? Ölçüyoruz. Ama neyin içinde ölçüyoruz? İşte yazmanın içinde ölçüyoruz. Konuşmanın içinde ölçüyoruz. Bu bakımdan da hani yazma kağıtlarını değerlendirirken de diyelim ki işte yazmayı 25 puan üzerinden notlandırıyorsak eğer biz 25 puan diyelim ki yazma.
Bunun işte hani örnek veriyorum, 5 puanını gramer yapabilirsiniz. Hani dil bilgisini böyle ölçebilirsiniz. Aynı şey dinleme için de geçerli. Ya da eğer hani öğrencilerinizin gerçekten motive etmek istiyorsanız, hani notla, hani bazı öğrencilerde yüksek not alarak motive olabilir. Kısa sınavlarınızın işte örnek veriyorum %10'unu değerlendirmeye dahil edeceğim de deyip, hani her hafta yaptığınız gramer sınavlarına da öğrencilerin daha ciddi çalışmalarını sağlayabilirsiniz. Hani bu da bir yöntem. Ama yapmamız gereken şey neyi ölçeceksek ona uygun bir ölçme aracı kullanmak. Evet, şimdi buraya kadar aslında biz arkadaşlar şeyin üzerinde durduk. Dil bilgisi nedir? Niçin dil bilgisi öğretiriz? Ve dil bilgisini öğretirken nelere dikkat etmeliyiz konuları üzerinde durduk, temel ilkelerden yola çıkarak. Şimdi ise dil bilgisi öğretiminde biçim, anlam ve kullanım üzerinde duralım. Bir saniye, bir önceki slayta. Çok gittim, nasıl gittim? Evet, şöyle. Şimdi dil bilgisi öğretiminde biçim, anlam, kullanım üçlüsü var. Bu çok, sadece bu hani yanlış anlaşılmasın, benim bulduğum ya da işte bizim Türkçe öğretim alanında çalışan arkadaşların falan bulduğu değil. Bu Lars Freeman'ın kitabında da var. Yani İngilizce öğretiminde de çok kullanılan bir terim. Biçim, anlam, kullanım üçlüsü. Bu ne demektir? Biraz bunlara değinelim. Günümüzde dil bilgisi öğretimi ile ilgili çok sayıda yöntem, teknik bulunmakta ve her yöntem ve tekniğin hedefi elbette dilin kurallarını, işleyiş sistemini öğretmek. Yani öğrenciye anlama ve anlatma becerilerini kazandırmak. Şimdi bazı yöntemler sadece biçim öğretimine önem veren yöntemler. Bizim burada vurgulayacağımız nokta biçimi, anlamı ve kullanımı bir arada öğretmemiz gerekiyor öğrencilere. Şimdi bakın burada bir pasta grafik var. Biçim, anlam ve kullanım. Buradaki grafiğin pasta şeklinde dizayn edilmesinin sebebi hiçbirinin diğerine üstünlüğünün olmadığını göstermek. Yani biçim önemlidir de ya da tam tersi işte ya önemli olan dili kullanmaktır, biçim bir önemi yoktur falan değil. Bunlar hiyerarşik değil. Hepsi eşit derecede önemli. Bu yüzden bir pasta şeklinde grafik. Oklar var. Dikkat ederseniz biçimle anlam, anlamla kullanım, kullanımla biçim arasında yine. Bu da birbiriyle bağlantılı olduğu anlamına geliyor. Şimdi örnek üzerinden gidelim isterseniz. Malı biçim birimi üzerinde duralım. Yani gereklilik kipi. Gereklilik kipi üzerinde duralım. Şimdi gereklilik kipinin biçim boyutu nedir? Zaten geleneksel dil bilgisi kitaplarında sadece biçim boyutuna yer verilmekte. Ne demek istiyorum? Şöyle bir açıklama yaparsam ben derste. İşte bu biçim birim eylem kök ya da gövdesine eklenir ve bundan sonra da kişi eki getirilir. Eylem artı malı artı kişi eki. Bakın bu doğrudan doğruya biçime dönük bir öğretimdir. Biz bunu öğretmeyecek miyiz? Kesinlikle öğreteceğiz. %100 öğreteceğiz. Yoksa hani biçimi öğrenmeden öğrencinin kullanması onu zaten mümkün değil. Yani doğru yazması vesaire. Yine bu yapıyı olumsuz yapmak için eylem ve malı biçim biriminin arasına ma olumsuzluk eki getirilir. Malı biçim birimini soru cümlesinde kullanmak için malı biçim birimi ile kişi eki arasına mı soru eki getirilir deyip işte okumalıyım, okumamalıyım, okumalı mıyım, okumamalı mıyım söylemesi ne kadar zor, kendim okuyamadım. Okumamalı mıyım? Ha. Biçiminde anlatmak dersi biçime dönük bir anlatımdır. Olmamalı mıdır? Bu %100 olmalı. Hani bu boyutunu anlatacağız. Hani gramerin dedik ya, daha doğrusu dillik bütün yapıların 3 boyutu vardır. Bu biçim boyutu.
Bizim yapmamamız gereken şey ne biliyor musunuz? Burada anlatıp bitirmek konuyu. Hani biz bunu yapmayacağız. Biçimi anlattım, bitti. Herkes doğru yazdı. İşte büyük ünlü uyumuna uydu. İşte 6 kişide de çekim yaptı. Gelmeliyim, gelmelisin, gelmeli falan. Hani bu sadece biçim boyutu. Bunun bir de anlam boyutu var. Bakın bu da çok önemli. Şimdi malı, biçim birimi cümleye 6 anlam katar. Hani bunu zaten hani benim bulduğum bir şey değil. Bütün dil bilgisi kitaplarını açtığınızda bunu görürsünüz, bu açıklamayı. İşte işin yapılmasının gerekli olduğu anlamını katar. Bakın bu zaten birinci anlamı. İşte doktora gitmeden önce randevu almalısın örneğinde olduğu gibi. Yine başka bir anlamı, öneri anlamı katar. Her gün yürüyüş yapmalısın. Hani yapılmasının gerekli olduğu değil de bir öneri bu. Zorunluluk anlamı katar. İşte araba kullanırken emniyet kemerini takmalısınız. Hani bu bir tavsiye ya da işte ne bileyim şey olamaz değil mi? Başka bir şey değil. Ya da ol eylemiyle kullanıldığında tahmin anlamı katar. Ali telefona cevap vermiyor, derste olmalı. Ya da soru biçiminde kullanıldığında tabii ki bir işe gerek olup olmadığının yanında bir de emin olamama, kararsızlık anlamı da katar. İşte beni davet etmedi, acaba gitmeli miyim? Hani bu gitmem gerekir mi değil. Kararsız kalma, emin olamama anlamı. Ya da yemeğe biraz daha tuz koymalı mıyım? Hani bu koymam gerekir mi değil. Hani emin olamama, acabalık anlamı. Hani bu da malını yine malı biçim biriminin cümleye verdiği bir başka anlam. Yine malı biçim birimi olumsuz olarak kullanıldığında bir işin yapılmasına gerek olmadığı değil, işin yapılmaması gerektiği anlamı katar. Hani yapılmasına gerek olmadığı değil, işin yapılmaması gerektiği anlamı katar. Arabanı buraya park etmemelisin. Yani park etme işinin yapılmaması gerektiğini anlatır. Şimdi biz derste bunu da yapıp bırakmamalıyız. Ama genellikle yaptığımız %100 bu demeyeyim de buraya kadar gidebiliyoruz bence. Biçimini veriyoruz. Bir de hani işte bunun işlevleri vardır diyoruz. İşlevlerini anlatıyoruz. İşte işlevleri dediğimiz bu aslında anlam boyutu. Ama bizim şunu da atlamamamız lazım, kullanım boyutu. Biçimini biliyoruz, anlamını biliyoruz ama biz onu doğru yerde, yani toplumsal bağlama ve dilsel bağlama uygun olarak kullanmıyorsak biz onu biliyoruz, saymıyoruz kendimize. Şöyle düşünelim, mesela işte İngilizce örneğini verelim. Şimdi İngilizce gramerini kime sorsak, yani ben de dahil, bildiğimizi iddia ederiz. Ki zaten bu işte KPDS, ÜDS, YDS gibi sınavlara hepimiz girmişizdir ve hepimizin gerçekten işte iyi notlar aldık yani. Neden iyi not aldık? Çünkü biçim boyutunu biliyoruz ve anlam boyutunu da biliyoruz. Hani öğretildiği için bunlar ve sınavlarda sorgulanan ağırlıklı olarak, yani tabii ki kullanımı ölçen sorular da var ama çoğunlukla biçim ve anlam boyutunu sorguladıkları için girdiğimiz sınavlarda ne oluyor? Yüksek not alıp geçiyoruz. Bu şeyde de geçerli. Bizim Türkçe yeterlilik sınavlarında da geçerli. Hani öğrencinin elinde C1 belgesi var ama doğru düzgün konuşamıyor. Yani konuşuyor ama hani ilk soru benim nerelisin diye sorasım geliyor. Hani merhaba derken. Demek ki hani bir eksiklik var. Dolayısıyla bizim kullanım boyutuna da değinmemiz lazım. Şimdi şu örneklere bakalım. Ali ile Ahmet konuşuyor. Ali diyor ki, Ahmetciğim bugünlerde boğazım ağrıyor. Sıcak çay içiyorum ama fayda etmiyor. Ahmet diyor ki, bence çay yerine ıhlamur içmelisin. Şimdi, bence çay yerine ıhlamur içmelisin. Bu bir tavsiye. Bunun yerine ne kullanabilir öğrenci? İçmende fayda var diyebilir. Çünkü tavsiye ya, içsen iyi olur diyebilir. İçmen gerek diyebilir. Ama aynı diyalog doktorla hasta arasında geçtiğinde, yani hani kullanım boyutu,
Çok öksürüyorum dedi Ali. Doktor sigarayı bırakmalısın diyebilir. Şey diyemez yani sigarayı bıraksan iyi olur, sigarayı bırakmanda fayda var değil. Yani hani ciğer bittiyse diyecek ki sigarayı bırakmalısın. Yani bu ıhlamur içmelisin gibi olmadığı için onun yerine kullanılacağı muadil yapılar da farklı. Sigarayı bırakman gerek, sigarayı bırakmak zorundasın, sigarayı bırakmaya mecbursun. Yani genelde şu oluyor, öğrenci diyor ki bunun farkı ne? Hoca da diyor ki ya hepsi aynı işte. Hayır, hepsi aynı işte değil. Yani bu gerekliliğin düzeyine göre, hani bir şeyin gerekliliğin aciliyetine göre işte bir kural mı, yasal bir yaptırım mı var, bir tavsiye mi? Ve toplumsal olarak nasıl bir bağlamda kullanıldığına göre değişiyor aslında anlam. Yine kullanımda, şimdi şu örneklere bakalım. Ali evi süpürüyor, Ahmet bulaşıkları yıkıyor. Burada özellikle erkek ismi seçtim. Çünkü hani hep kitaplarda şu var işte Ayşe yemek yapıyor, Fatma temizlik yapıyor falan. Ben özellikle seçtim çünkü cinsiyet ayrımcılığı olmasın, daha doğrusu olsun diye. Şaka bir tarafa, şimdi Ali evi süpürüyor, Ahmet bulaşıkları yıkıyor. Bizim normalde alışkın olduğumuz cümle yapısı bu değil mi? Özne, tümleç, yüklemden oluşuyor. Şu kullanıma bakalım. Evi Ali süpürüyor, bulaşıkları Ahmet yıkıyor. Şimdi burada söz dizimsel değişiklik kullanım bakımından anlamı da değiştirdi. Yani burada bir iş bölümünü anlatıyor. Yani Ali'nin süpürme işini, Ahmet'in yıkama işini yaptığını anlatıyor. Bir de şu kullanım var. Süpürüyor evi Ali, yıkıyor bulaşıkları Ahmet. Şimdi biz diyebilir miyiz? Bütün kelimeler, ekler, kökler aynı diye, bunların anlamı aynıdır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İşte öğrenci de bu cümleyi kullanırken, bakarsanız aslında şimdiki zamanda bir cümle, yani bunu kullanmaya ne var değil mi? İşte yor ekini biliyorsa, belirtme durum ekini biliyorsa, işte çok rahat öğrenci bunu kullanabilir. Ama işte bağlama göre ikinciyi ya da üçüncüyü de tercih etmesi gerekiyorsa ve öğrenci bu tercihi yapabiliyorsa, işte gerçekten şimdiki zaman öğrendiği anlamına geliyor. Anlatabildim mi? Yine başka bir örnek. Ali diyor ki, baba sen de biraz geri kafalısın. Anlamadım. Yani aslında öyle demek istemedim. Şimdi bakın, baba anlamadım dedikten sonra Ali geri adım atıyor değil mi? Ya ben öyle demek istemedim diyor. Çünkü buradaki anlamadım da ne demek yani ne anlamı var anlamadım da, söylediklerini tekrar gözden geçir. Ben bu yapıyı beğenmedim. Yani bu üslubu beğenmedim anlamı var. Dolayısıyla buradaki anlamadım şununla aynı diye. Soru mu geldi ya da sesler geldi, her neyse. Yani şununla aynı değil. Ayşe, bu konuyu anladın mı? Hayır, anlamadım. Şimdi Ayşe hayır anlamadım dediği Ayşe'nin anlamak fiiliyle ilgili bir şey. Yani anladım, evet anladım, hayır anlamadım. Ama ilk örnekte ki babanın söylediği anlamadım ifadesi, hani söylediklerini gözden geçir anlamında. Yani bu da yine dilin kullanım boyutuyla ilgili. Başka bir örnek daha vermek gerekirse, mesela nasılsın şeyini düşünelim. Hani bu diyalog, hani A1'de hemen hepimizin öğrettiği bir diyalog. Ne diye öğretiriz biz nasılsını? İşte nasılsın, teşekkür ederim, iyiyim, sen nasılsın? Ya da işte konuşulduğu, muhatap olunduğu kişiye göre teşekkür ederim, iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim biçiminde genelde öğretiriz biz bu yapıyı. Ama şöyle bir kullanım bağlamı düşünelim. Bir arkadaşınız yanınızda bayıldı. Siz onun yüzüne vurdunuz. Gözlerini açtı. Nasılsın dediniz. Ya onun teşekkür ederim, iyiyim, sen nasılsın demesi, dememesi gerekir. Yani demesini beklemeyiz. Yani öğrenciye bizim bunu da öğretmemiz lazım. Bu da yine hani nasılsının kullanım boyutu. Yani bu ister
bir sözcük olsun, ister bir dil bilgisi yapısı olsun, ne olursa olsun biçim, anlam ve kullanımın bir arada verilmesi gerekir. Devam edelim arkadaşlar. Ben bu arada zamanı da şey yapayım, kontrol ettim. Tamamdır. Evet, şimdi tamam, dil bilgisi öğreteceğiz. Bunu da anladık. Yani dil bilgisi nedir'i anladık. Dil bilgisi öğretimini nasıl yapmalıyız'ı anladık. Nelere dikkat edeceğiz anladık. Biçim, anlam ve kullanıma nasıl yer vereceğiz derslerimizde, tamam. Bir de hangi düzeyde hangi yapıyı öğreteceğiz? İşte aslında hepimizi ilgilendiren konulardan biri de bu. Şimdi biz konuları belirlerken dil bilgisi öğretiminde, yani bu alanda çalışan herkes, işte ders kitabı yazarları, öğretmenler, özel ders verenler, herkes Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metnini esas alıyor ve buradaki kazanımlara bakıyor. Bu ortak başvuru metninde incelemişsinizdir mutlaka. Şey yok, hani şu kuralı öğretin, bu grameri öğretin diye bir bölüm elbette yok. Sadece şeyi veriyor. A1, hani örnek veriyorum, A1 seviyesindeki öğrencinin ne yapabileceğini veriyor. Biz onu yorumlayarak diyoruz ki, işte mesela kendini tanıtabilir diyor ya. Kendini tanıtabilir ise eğer bir öğrenci A1'de, kendini tanıtabilmesi için neyi bilmesi gerekir? Hani Türkçe'de hangi yapıyı bilmesi gerekir? Bundan yola çıkarak bizler şeyleri, gramer konularını belirliyoruz. Dolayısıyla da bu hani biraz çok fazla olmamakla beraber yoruma açık olduğu için de ders kitapları arasında gramer konuları bakımından çok küçük farklılıklar oluşuyor. Yani işte İstanbul kitabında, hani örnek veriyorum, geçmiş zaman konusu A2 seviyesindeydi. Ama biz yeni İstanbul'u hazırlıyoruz şu an. Temmuz ayında çıkacak. Onda A1'e aldık geçmiş zaman konusunu. Ha, niçin A2'deydi daha önce derseniz. Çünkü A2 kazanımındaki diyor ki, geçmiş yaşam deneyimlerini anlatabilir kazanımı A2'de olduğu için biz şöyle yorumladık. Yani eğer bir kişi geçmiş yaşam deneyimlerini anlatabilir ifadesi A2'de ise, demek ki geçmiş zamanı bizim A2'de vermemiz gerekiyor diye. Ama yeni İstanbul'da da bu kararımızdan şu yüzden vazgeçtik. Öğrencilerin ihtiyacının hasıl olduğunu gördük. Yani öğrenci diyor ki, yani ben bu yapıyı öğrenmem lazım. Ya da öğretmenler diyor ki, ya işte geçmiş zamanı öğretmek için işte 3 ay, 3,5 ay çok geç bir süre, hani daha önce ihtiyaç duyuyoruz. Hani dedikleri için biz yeni İstanbul'da A1'e aldık gibi. Yani ama şekillendirirken temel şeyimiz, dayanağımız Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni. Şimdi bakalım, şöyle zaten hepimizin bildiği bir şey bu. Hani ortak çerçeve programı. Bu bütün diller için geçerli. Yani İngilizceyi öğrenen A1 öğrencisi de zaten bu becerilere sahip olmak zorunda. İşte somut ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan. Şimdi burayı isterseniz biraz beraber yorumlayalım. O yüzden aktarayım ben buradan. Somut ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan bilinen günlük ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayıp kullanabilir. Şimdi somut ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan günlük ifadeler deyince, şimdi benim aklıma ne geliyor? Şimdi bir somut ihtiyaçlar, yani bu kişi adres sorabilmeli, hani somut ihtiyaç. Bu yüzden de işte bir nerede yapısını bilmesi gerekiyor. Alışveriş yapabilmeli, sayıları bilmesi gerekiyor. Hani işte günlük ifadeler, bu ne olabilir? İşte hoşça kal, iyi günler, iyi geceler gibi kalıp ifadeleri öğrenmesi gerekiyor. Şimdi kendini tanıtabilir, başkalarını tanıştırabilir. İşte diyelim ki ben Fatma, işte ben 43 yaşındayım, ben öğretmenim gibi diyebilmesi için isim cümlelerini bilmesi gerekir. Yani ben bunu yapabilmesi için Türkçe'de hangi dil bilgisinin yapısını
bilmesi gerekir, sesli düşünüyorum beraber. Başkalarına kendileri hakkında nerede oturduğu, kimi tanıdığı, nelere sahip oldukları gibi sorular yöneltebilir. Şimdi nelere sahip olduklarını anlatabilmesi için bir kişinin iyilik eklerini bilmesi lazım. İşte benim arabam var diyebilmesi için iyilik eklerini bilecek. Var mı yok mu bilecek, soruyor bilir. İsim tamlamalarını bilmesi gerekir. Şimdi karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır konuşuyorlar ve de yardımcı oluyorlarsa basit yollardan anlaşabilir. Şimdiki zamanla da yine bilmesi gerekiyor. Bunlar aslında zincirleme. Eğer bir kişi şimdiki zamanı öğrenecekse dolayısıyla at durum eklerini de öğrenmesi gerekiyor. İşte bulunma durumunu, çıkma durumunu, belirtme durumunu vesaire de öğrenmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz bunlardan yola çıkarak dedik ki öğrenci şu konuları bilmeli dedik. Şimdi bakalım. Ben buraya tabii ki çok sayıda kitap var. Yani işte ne bileyim İzmir kitabı var, Gazi'nin kitabı var. Ha, pek çok kitap var ama 3 taneyi alabildim. Çünkü hemen hemen hepsi birbirinin yani benzer konular. İnanın zaman ve slide şeyinden dolayı sadece 3 tanesi alabildim. Diğer kitap sahibi hocalarım şey yapmasınlar hani kusuruma bakmasınlar. Diğerlerinde de benzer olduğu için. Şimdi birinci üniteye bakalım. 7 iklim Türkçe, tanışma alfabe, mı yani soru eki, değil, var yok, çokluk eki, bu, şu, o, burada, şurada, orada, bulunma hal eki. Çünkü hani var yok diyebilmesi için işte masada kalem var diyebilmesi için tabii ki bulunma hal eki. Sayılar sıra sayı sıfatlarını almış birinci ünitede. Hani bu yorumdan yola çıkarak. Ha tabii bu arada 7 iklim 7 ünite, Yeni Hitit ve İstanbul 6 ünite. Bunlar sadece birinci üniteler. Gördüğünüz gibi şimdi sıraların yerleri değişiyor. Hitit'te alfabe, sayılar, tanışma diye başlıyor. İstanbul'da benim de yazarı ve editörü olduğum yazarlarından biri daha doğrusu ve editör olduğum kitapta tanışma alfabe diye gidiyor. Yani bu hani işte ne bileyim işte Hitit iyidir, İstanbul kötüdür, Gazi daha iyidir ya da İstanbul en iyidir falan biçiminde değil. Yani bu aslında biraz yorum farklı. Hani biz neden önce tanışmayı aldık? Çünkü derse girdiğimiz zaman işte A, B, C diye başlamıyoruz şeyin hani A1 kurunun ilk dersine. İşte merhaba diyoruz, hoş geldin diyoruz, işte adımızı söylüyoruz, nerelisin diyoruz. Hani bir tanışma diyaloğu kurduğumuz için bunu aldık ama ha yeri değiştirilebilir mi? Elbette değiştirilebilir. Yani ya da 7 iklimde mesela tanışmayı başa almış. Ama baktığımız zaman hani 3 aşağı 5 yukarı aynı konular. Ama terim farklılıkları var. Bu tabii ki çok ayrı bir seminerin konusu. Mesela biz yani İstanbul kitabında biz mesela isim cümlesi terimini kullanıyoruz. Ama Hitit bunu koşaç tümcesi biçiminde ifade ediyor. Ama bunun çok hani dil bilgisi öğretimini çok aşırı etkileyen bir durum değil. Çünkü zaten biz bunu anlatırken öğrenciye haydi çocuklar bugünkü konumuz isim cümleleri falan diye başlamıyoruz. Yani onun adını bile söylemiyoruz. Hani örneklerden yola çıkarak kullandığımız için terim şeyine çok takılmıyoruz ayrılığına aslında. Şimdi ilerleyelim ikinci ünitede neler var diye bakalım. Mesela İstanbul kitabında yedi iklimde ve Yeni Hitit'te burada, şurada, orada yapıları birinci ünitedeyken İstanbul'da işte şeyde ikinci ünitede yer alıyor. İşte bulunma durumu var yok yapısı. Yani bu sadece aslında ünitelerdeki sıralamayla ilgili. Şimdi bakalım. Mesela Yeni Hitit'te yönelme, bulunma ve çıkma durum ekleri aynı ünitede verilmiş.
7 iklimde ikinci ünitede şimdiki zamana girildiği için yönelme belirtme beraber verilmiş. İstanbul'da önce bulunma ikinci ünitede, ardından üçüncü ünitede şimdiki zamanla beraber yönelme ve uzaklaşma verilmiş ve dördüncü ünitede belirtme var gibi. Yani üç aşağı beş yukarı benzer konular. Mesela iyilik ekleri, hani dedik ki olması gerekir mutlaka A1'de, yeni İTİT'te üçüncü ünitede verilmiş, İstanbul kitabında dördüncü ünitede verilmiş. Bu tamamen aslında hani ders kitabı yazarlarının ve uygulayıcıların takdiriyle ilgili. Hani biz görmüşüz ki mesela işte bu şekilde uygulandığında daha hani bir sorun çıkmadığını görmüşüz. İşte diğer kitabı yazan arkadaşlar o şekilde kendileri uyguladığında bir sorun olmayacağını görmüş. Hani bu buna göre şekilleniyor. Ama kitabımız ne olursa olsun temel dayanak Avrupa Dilleri Ortak Başvuru metnindeki dil düzeyleri, yani öğrencilerin hani sahip olması gereken yapılar. Evet, hepsinde mesela saatler var. Bu hani 7 iklimde de, Hitit'te de, İstanbul'da da hepsinde saatler var. Şimdi bunlar aslında birbirini gerektiren yapılar. İşte mesela saatleri verdiğinizde mutlaka işte saat 9'dan 5'e kadar rıda kullanıyorsunuz. Dolayısıyla dan a kadarı da vermek zorundasınız gibi. Dolayısıyla benzerlik gösteriyor kitaplardaki içerikler. Burayı da ben geçiyorum. Yani hani A1'de ne yapız, yani hangi dil bilgisi yapıları var? Bu. Eminim ki seminerin sonunda bir soru cevap bölümümüz de olacaktır ve orada soracaksınızdır hani bunu nasıl anlatabiliriz, bunu nasıl anlatabiliriz biçiminde. Yoksa hani o sorularınıza göre ben şekillendiririm. Zaman bırakacağım çünkü soru cevap kısmı için. Yoksa hani işte belirtme durumunu şöyle anlatalım, işte ne bileyim bulunma durumunu böyle anlatalım biçiminde. Aa, bir saniye, mail şeylere bakmamışım ben hiç. Şunu da yanda açmam lazım. Sorular geliyor. Hocam arzu ederseniz soru cevabı en son yapalım, konu dağılmadan. Evet, çünkü ben şimdi dikkatimi çekti. Bu chat bölümünde bayağı sorular birikmiş. Dilerseniz evet hocam, soru cevabı en sona ayıralım. Ben buradaki chat bölümünden... Yazarsınız hocam, siz zaten şey çok fazla gelmedi, en sonunda herkes yazar. Evet, en son o zaman ayıralım soru cevap bölümünü. Tamam. Şimdi bunu da kapattıktan sonra devam edelim. A2'de öğrencilerin ne bilmesi gerekir? Ve hangi bu bilmesi gereken işte dilsel yeterlilikler, yani hangi yeterlilik düzeyine sahip olması gerekir ve bunlar hangi gramer yapılarını gerektirir ve bakacak olursak A2'de öğrenci ne yapabilir? İlgi alanıyla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan anlatımları, işte kişi ve aileyle ilgili bilgiler, alışveriş, iş, yakın çevre anlayabilir. Şimdi ilgi alanıyla ilgili cümleler ve sıkça kullanılan anlatımlar. İşte bu alışverişte, işte ve yakın çevrede geçen basit anlatımları anlayabilir. Alışılagelmiş basit durumlarda kendisini ifade edebilir. Şimdi geçmişi, eğitimi, çevresi ve doğrudan gereksinimleriyle bağlantılı şeyleri basit dilsel araçlarla anlatabilir. İşte biz mesela şu anki kullandığımız İstanbul kitabında işte geçmişiyle ilgili bilgileri anlatabilirden yola çıkarak geçmiş zamanı A2'ye almıştık. Ama Haziran sonu Temmuz başı gibi çıkaracağız yeni İstanbul'u. Orada mesela ihtiyaç doğrultusunda öne aldık. Diğer şeylerde olduğu gibi, kitaplarda olduğu gibi. Şimdi işte bunların da gerektirdiği dil bilgisi yapılarını ben bu şekilde çıkardım. Hani A2'de hangi konular olabilir diye. Diğer üç kitap la hani A1'de yaptığım detaylı
çalışmayı burada yapmadım. Gerçekten hani zaman sıkıntımdan dolayı. Ben buraya işte İstanbul'da yer alan konu sıralamasını koydum. Ama şu hani ilgimi çekti. Hani çok büyük bir fark değil tabii ki. Mesela emir ve istek gibi şeyde 7 iklimde A1'de aslında bu sarmal olarak İstanbul'da da var. Mesela işte gel, oku, yaz diyebilmesi için kişinin emir kipini en azından A1'e almak gerekir diye düşündük. Mesela biz Yeni İstanbul'da emiri A1'e aldık. Ekranda zaten görüyorsunuz nelere yer verildiğini. Bir de şu var, şimdi şu ekranda gördüğünüz yapılara baktığımızda hani dedik ya konular yetişmiyor, işte tam öğrenme için hani gerekli zamanı ayırmamız gerekir diye. Ben şunu söylerim hep, yani her gramerin, yani her dilsel yapının kullanım ağırlığı aynı değildir. Yani diyelim ki ben eğer geniş zamanı doğru kullanmayı bilmiyorsam, bu evet benim dilde bir aksamaya sebep olabilir. Ama cık, ca, cağız yapısın ya da pekiştirme sıfatları. Hani örnek veriyorum işte M, P, R, S gelecek ama hangi kelimeden önce S gelecek, hangisinden önce P gelecek? Hani bununla ilgili öğrenciye liste ezberleterek zaman kaybetmek yerine buradan arta kalan zamanı daha çok ihtiyaç duyduğu yapıların öğretiminde kullanmamız gerekir. Ben hani öğrencilere şunu söylüyorum işte pekiştirme sıfatlarıyla ilgili. Masmavi, kıpkırmızı, sapsarı, yemyeşil. Eğer derim ki başında bilmediğiniz bir hece varsa ve sondaki sözcüğü de anlıyorsanız bu çoktur. Yani pekiştirmedir. İşte yemyeşil çok yeşil demek, sapsarı çok sarı demek gibi. Yani illa bunları yani kelime kelime, çünkü hangisinden önce P, hangisinden önce R geleceğiyle ilgili İki ders, 90 dakika bunun üzerinde durmak yerine ne bileyim işte belirsiz geçmiş zaman var ondan önce, ona daha fazla süre ayrılması gerekir. Şeye geçeyim, B1 düzeyinde neleri bilmesi gerekir öğrencinin? Şimdi B1 düzeyinin şöyle bir özelliği var. Hangi öğretim setini alırsanız alın, en ağır, öğrencinin en zorlandığı düzey B1 düzeyidir. Çünkü Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni'ne göre de B1 aslında bir eşik düzey. Bu ne demektir? Yani o dilin konuşulduğu ülkeye yapılan seyahatlerde öğrenci karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilir diye bir tanımlama var şeyde B1 tanımlamasında. Bu artık dili bağımsız dil kullanıcısı hani düzeyinde, yani B düzeyinde kullandığı anlamına gelir. Hatta bütün üniversiteler şey olarak, mesela İstanbul Üniversitesi'nde de öyle, derslere başlayabilmek için üniversitelerin çoğu, bütün demeyeyim çünkü C isteyenler de var, derslere başlayabilmek için B düzeyini yeterli görür üniversitelerin çoğu. Hatta derler ki B düzeyi sertifikanı getir, derslere başla. Üçüncü dönemin başına kadar C düzey sertifikanı getirip devam et. Eğer 2 yıl içinde seviyeni C'ye çıkaramazsan işte tekrar üçüncü sınıftan ders alınmama gibi bir durum söz konusu. Yani B'yi bitiren öğrenci üniversitedeki dersleri anlar hale gelir şeyi var, yaklaşımı var. Bu sebeple de işte B düzeyi biraz dilsel açıdan ağır bir düzeydir. O yüzden de biz mesela şeyde programda diyelim ki A1 ile A2'yi 7 hafta yapıyorsak B1'i 8 hafta biçiminde organize ediyoruz. Çünkü hani B1 düzeyi eşik düzey olduğu için. Şimdi bakalım niçin biraz zorluyor B1? Anlaşılır ve ölçümlü bir dille konuşulduğunda İş, okul, boş zaman etkinlikleri gibi bilinen şeyler söz konusu olduğunda konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Öğrenmekte olduğu dilin konuşulduğu ülkeye yapılan yolculuklarda karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilir. Bilinen
konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini basit ve bağlantılı olarak ifade edebilir. Şimdi bakın, bu bağlantılı ifade etme önemlidir. Çünkü hani başlangıçta öğrenci başlangıç düzeyinde şey konuşur. Hani bağlantısız şey yapabilir, konuşabilir ama artık bağlaçlar kullanarak işte bir neden sonuç ilişkisi içinde yazısını ve konuşmasını yapılandırması B1'deki öğrenciden beklentimiz. Dolayısıyla da işte ulaçları da bilmesi gerekir. Hani anlatabiliyor muyum? Bağlaçları da bilmesi gerekir. Neden sonuç ilişkilerini vurgulayabilmesi gerekir gibi. Hani konu şeyi, skalası genişliyor. Şimdi deneyim ve olabilir, hayal, beklenti, amaç ve hedeflerini anlatabilir. Bunları bir taraftan da hani dil bilgisel bakımdan neye ihtiyacım var diye düşünebiliriz. Şimdi hayallerimi anlatabiliyorsam ben SAS'yi kullanmam gerekir hani mantık olarak, değil mi? Beklentilerimi ya da tasarı ve görüşlerini gerekçelendirebilir. Yine gerekçelendirmek için de ulaçlar devreye giriyor. Dolayısıyla da yani ister yedi iklimi açın, ister yeni gidişat açın, ister İstanbul'u ya da İzmir'i, dil bilgisi konularının daha ağır olduğunu görürsünüz. İşte sebebi şey, bu Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni'nde işte düşüncelerini gerekçelendirebilir, hayallerini, beklentilerini anlatabilir, bağlantı öğelerini kullanabilir gibi gerekliliklerden dolayı mesela ulaç eklerim çoğunlukta. İşte dönüşlü eylem, işteşlik gibi hani kipler yine B1 seviyesinde veriyoruz. Evet, aslında hani baktığım zaman gramer konularına gerçekten hani işte öğrenci mesela kaçıncı ayda 3 ay A1, 3 ay A2, işte 3 ay daha 9. ayda, 8. ayda yine hani 8 ay Türkçe'ye maruz kalıyor. Yani maruz kalmak negatif anlamda kullanmıyorum tabii ki. Hani Türkçe ile karşılaşıyor ve işte bunun sonunda mesela bunları öğrenmeye başlıyor. İşte dil şart, dileğin hikayesi, işte zarf fiiller, işte dönüşlü çatı gibi. Evet, B2 düzeyinde ise konular aslında biraz daha hani dilsel, dil bilgisel bakımdan daha biraz rahatlıyor. Çünkü B1'de öğrendiklerinin üzerine koyarak ilerliyoruz şeyde, B2'de. Bakalım şimdi neyi bilmesi gerekiyor? Soyut ve somut konular içeren metinlerin içeriğini ana hatlarıyla kavrayabilir. Kendi uzmanlık alanındaki tartışmaları da anlayabilir. Yani aslında konu biraz şeye geliyor sanki, hani akademik dile de geliyor. Hani akademik Türkçe dersleri var son dönemlerde hepimizin önem verdiği konu aslında. Hani akademik bir dili, alanıyla ilgili akademik bir dili anlaması yine B2'den beklentimiz. İşte soyut konuları anlaması. Ana dili konuşurlarıyla çok az bir çaba sarf ederek anlaşması ve geniş bir konu yelpazesinde belirgin bir ve ayrıntılı bir biçimde kendini ifade edebilmesi. Hani anlattığı konuyu ya da çalışmasını işte detaylarla şekillendirebilmesi. Bunlar da bizim B1 öğrencisinden beklediğimiz konular da bu gördüğünüz konular. Şimdi öğrenciler diyeceksiniz ki bunlarda zorlanıyor mu? Zorlandıkları şey de var, açıkçası yapı da var. Hani çok basitçe öğrendikleri yapı da var. Soru cevap bölümünde dilerseniz bunlara şey yapabiliriz, değinebiliriz. Ben bunları biraz hızlı geçeyim. Hani nasıl anlatılır diye. Şeyde mesela geçenlerde Facebook'tan bir arkadaş yazdı, Karadeniz Teknik'te öğretim görevlisi. İstanbul kitabını kullanıyormuş, dedi ki hocam bu üstelik hatta ayrıca bununla beraber bağlaçlarını dedi anlatırken arada nasıl bir fark var? Şimdi bunu bu şekilde okuduğumuzda hiçbir fark yok gibi geliyor hani üst üste sıraladığımızda, ama bir bağlam içinde kullandığımızda aynı olmadığını zaten görürsünüz.
Bu nedenle de bol örnekle gitmek lazım. Hani nasıl aynı olmadığını görürsünüz. Mesela olumlu bir cümle kullanalım. Ali üniversitede okuyor, üstelik çalışıyor. Hani üstelik akşamları da lokantada çalışıyor gibi bir cümle kuralım. Yani Ali iki işi aynı anda yapıyor. Üniversitede okuma ve buna ek olarak üstelik hatta ayrıca akşam lokantada çalışıyor. Şimdi bakın olumlu kullanımda birbirinin yerine kullanılabiliyor. Çünkü ben eminim yani Ali'nin iki iş yaptığını. Ama soru cümlesinde kullanamazsınız. Şöyle düşünelim. İşte aynı örnekten gidelim. Ali üniversitede okuyor. Nokta 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 akşamları çalışıyor mu? Yani burada Ali üniversitede okuyor. Hatta çalışıyor mu? Hatta akşamları lokantada çalışıyor mu? Olmaz yani. Çünkü ben onun iki işi yapıp yapmadığını bilmediğim için ayrıca bununla beraberi kullanırım ama üstelik ve hatta'yı hani kullanım boyutunda hani dedik ya biçim, anlam, kullanım üçlüsü diye hani kullanmam uygun olmaz. İşte ne diyelim Anna Rusça biliyor. Hatta İngilizce biliyor mu? Olmaz yani. Ama çünkü ben onun bilip bilmediğini bilmiyorum. Olumlusu cümlede oluyor. Anna Rusça hatta Türkçe biliyor gibi olumlu da bir kullanım oluyor. Dolayısıyla sadece biçime ve anlama değil, hani toplumsal bağlamda ve dilsel bağlamda nasıl kullanıldığına da bakmamız gerekiyor. Evet, şimdi şeye bakalım, C1 düzeyindeki öğrencilerin sahip olması gereken yeterlilikler artık C1 yetkin dil kullanıcısı anlamına geliyor başvuru metnine göre. İşte ekranda gördüğünüz gibi geniş çapta iddialı uzun metinleri anlayabilir, ima edilen anlamları da kavrayabilir. Yani açıkça söylenilmese bile işte imaları anlayabilir. Kendisini çok akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili toplumsal ve meslek yaşamında esnek bir biçimde kullanabilir. Karmaşık konulardaki görüşlerini ayrıntılı bir biçimde ifade edebilir vesaire gibi yetkinlikler var. C1'de verilen dil bilgisi konuları da bu ekranda gördükleriniz. İşte imaları anlayabilir, işte adı aktarmaları, mecazlar, ikilemeler. Biraz daha dili hani esnek kullanma bakımından mesela tezlik eyleme. Çünkü ben hep şunu derim. Mesela Türkçe konuşması için bir yabancının tezlik eylemini bilmesine gerek yok. Ama dili esnek kullanması için gerek var. Diyelim ki ben A1 öğrendim. A1 değil B1 olayım, B2 olayım. Tezlik eylemini bilmiyorum. Onu nasıl kapatabilirim oradaki açığımı? Derim ki hemen fiil, hemen sözcüğünü getiririm. İşte hemen çay al. Hemen çay al demem de çay alıver derim. Hani eğer usta kullanıcıysam. Yani aslında şu, C1'de öğretilen gramer kuralları olmadan da siz iletişimi sağlarsınız. Yani bunun yerine muadil, daha kolay yapıları da kullanabilirsiniz. Ama artık C1 öğrencisinin biz dili esnek kullanmasını bekleriz. Yani ana dili konuşucusuyla iletişime geçtiğinde takılmadan, düşünmeden, detaylarıyla esnek bir biçimde kullanmasını bekleriz. Hani öğrenciler soracaktır mutlaka, soruyorlardır da. Ya işte bunu öğrenmesek ne olur? Tabii ki hiçbir şey olmaz, iletişim sağlanır ama bir de dili esnek ve estetik kullanma işi var ki bunun için de bu yapılara ihtiyaç var. Hocam son, Fatma Hocam son 35 dakikamız. Ben bitirdim hocam. Çünkü neden diyeceksiniz? C2 sözcüğü, yani sözcük demeyeyim de C2 seviyesi şeyde var. Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni'nde var ama ve C2 bir ana dili kullanıcısı demek de değil. Bunu da biliyoruz. Hani zaten belirtiliyor da.
Ama biz C1'e kadar götürüyoruz. Yani C2'ye tömerlerde zaman kalmıyor. Hatta bizim daha önceki İstanbul kitabında C1 artı ifadesini kullanıyorduk. Hani çok da eleştiri alıyordu. Ya işte biz İngiliz miyiz, niye C1 plus dediniz falan diye. Hani plus değil, biz onu artı olarak okuyoruz ama hani tam C2 değil ama C1'in üstü biçiminde değerlendirebiliriz. Şimdi sevgili hocalarım, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Çünkü gerçekten az zaman kaldı. Ben soru cevabı da ayırmak istiyorum. Şimdi ekranı paylaşımı durdur, işine mi geçeyim, ne yapayım bilemedim. Evet hocam, öyle de kalabilir. Şu an iyi. Masa üstünüzü görüyoruz biz sizin. Ya, tamam, hiç şey, masa üstüm dağınık değil. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi ben bu şey chat kısmını mı açayım soruları görmek için, yoksa... Hocam aynen, chat kısmının en üst tarafına gidelim. Arkadaşların da sordukları sorular. Elif Sayar hocadan itibaren başlayabiliriz ama... Şimdi benim bunu görmek için, evet şimdi... Elif Sayar hoca... Tamam, soru değilmiş hocam. Ha, soru değilmiş. Teşekkür ediyoruz hocamıza. Ha, ben teşekkür ederim, evet sağ olun demiş. Yabancılar bir soru gördüm. Evet, soru değil aslında. Bu da Zeynel Fırat hocamız demiş. Yabancılar da dil bilgisini çok önemsiyor. Evet, çünkü gerçekten bir beklentiyle geliyor öğrenciler. Yani ben öğrenci diyorum, siz kusura bakmayın. Öğrenici diyen de var. Çünkü hani formal bir kurs olmayabilir. Gerçekten kuralı öğrenince dil kullanacaklarını zannediyorlar. Bu yüzden de istiyorlar da dil bilgisi öğrenmeyi. Özellikle gerçi bütün ülkelerden gelenler istiyor. Evet, Ali Koçak hocamız demiş ki evet, müfredatı, bir saniye. Hocam sesli sorabilir misin sesli geliyorsan? Evet, ben şeyi ekranda göremiyorum da. Hocam bu başka bir ekran yansıdı sanırım. Hocam benim ekranım sizi tam görsel olarak tam çıkaracaktım şey, arkadaşlar görsün diye. Tamam. o zaman şey, Önder hocam siz konuşuyorsunuz değil mi? Yok, Emrah hocam ben konuşuyorum. Ha, Emrah hocam ben şeyi göremiyorum, yazılı soruları göremiyorum da. Onu bana nasıl olsa ekran sizde açarsanız eğer. Hemen açacağım hocam. Hı-hı. Ben de bakıyorum benim ekranım böyle değildi. Seminerden sonra ne hale gelmiş diye. Evet, şey, Ali Koçak hoca demiş ki müfredat yetişmiyor demiş. Hocam müfredat yetiştirmenin yöntemi az önce söylediğim aslında. Öğrencinin çok fazla ihtiyaç duyacağı konuya daha fazla yer vermek, günlük yaşamda çok fazla kullanmayacağı ya da o olmadan da dili kullanabileceği konulara, işte ne bileyim, işte cık cacağız, küçültme eki. Diğer kitaplarda da var, bizim İstanbul kitabında da var. Yani kadıncağız demesin A2 öğrencisi, zavallı kadın desin. Dolayısıyla oradaki cağızı, ceyizi, cık'ı anlatacağıma ben eğer A2'deysem yeterlilik fiiline daha fazla zaman veririm. Hani ancak bu şekilde konu dağılımını öğretmen esnek olarak yaparsa yetiştirebilir. Evet, şu chat bölümünden açtım. Evet. Sorulara Gökçen Göçen hoca, yok, Hamiyet Gökçen'in sorusu var. Yeni İstanbul setlerinin Z kitapları olacak mı? Evet hocam, Yeni İstanbul kitaplarının hem Z kitapları olacak, bir de bu şeyden, pandemiden sonra öğrendik ki biz ders sadece sınıfta olmuyor. Burada olduğu gibi hani uzaktan da pekala gayet etkili oluyor. Bu sebeple Yeni İstanbul'un hem şeyleri var, Z kitap biçimi var, dijital kullanıma son derece uygun. Bir de farklı olarak şimdikinden genişletilmiş şeyleri var, videolarımız var. Hani dinleme kayıtları var ya şu anki İstanbul'da sadece. Yeni İstanbul'da video çekimleri de var. Diyelim ki işte
öğrenci işte bir restoran diyaloğunu canlandırılmış olarak izleyebilecek. Hani gerçek dil kullanımı bakımından, hani dilin kullanım bakımı boyutu bakımından biz videoları çok önemsiyoruz. Bu yüzden Yeni İstanbul'un hem dijital altyapısı, hem Z kitabı, hem de video çekimleri var. Farklı olarak. Kübra Koçer hocam diyor ki, teşekkür ediyor, ben teşekkür ederim. Nasılsın ve anlamadım örnekleriniz için bir sorum olacak. Biçim, anlam ve kullanımı bir arada verme ilkesine uyarsak, bu durumda nasılsını öğrettiğimiz zaman bayılan bir insana söylenen nasılsın da öğretmeli miyiz? Harika. Şimdi arkadaşlar, tabii ki şunu yetiştiremeyiz. Bütün kullanımları öğreterek bizim müfredatı yetiştirmemiz mümkün değil. Ama bizim şunu öğretmemiz lazım. Nasılsın diye sorulduğunda teşekkür ederim, iyiyim, sen nasılsın? Fix cevaptır diye öğretmememiz lazım. Yani demeliyiz ki eğer öğretmenimiz ya da formal bir ortamdayız, patronumuz ya da işte yeni tanıştığımız bir kişi nasılsın dediği zaman verilecek cevaplar şunlardır. Teşekkür ederim, iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ya siz? Yani alternatifleriyle öğretmemiz lazım. Aksi takdirde öğrenci nasılsının cevabını teşekkür ederim, iyiyim, siz nasılsınız zannediyor ve her durumda bunu kullanıyor. Dolayısıyla bizim alternatif kullanım durumlarını öğretmemiz lazım. Bunu demek istiyorum. Ahmet Hoca'nın sorusu, işlevsel dil bilgisi öğretimi ile ilgili Türkçe ve yabancı hangi kaynakları önerirsiniz demiş hocamız. Şimdi işlevsel dil bilgisi ile ilgili zaten Martinet'in çok meşhur bir kitabı var, işlevsel dil bilgisi diye. Onu mutlaka öneririm. Bir de dil bilgisi öğretimi ile ilgili şeyler var. Hani doğrudan yabancılara hitap etmeyen dil bilgisi öğretim kitapları var. Mesela Caner Hoca'nın kitabı var, Kerimoğlu'nun. Yabancılara Türkçe dil bilgisi öğretimi diye Ayşen Cemdeğer Hoca'nın ve ekibinin hazırladığı İzmir'de bir kitap var. Ve şu an benim de bitirmek üzere olduğum bir kitap var. Temmuz gibi tamamlanacak. Benim şu an hazırladığım kitap yabancılara Türkçe dil bilgisi öğretimi öğretilmesi zor yapılar. Mesela diyelim ki işte ortaç ekini nasıl öğretiriz gibi, hani doğrudan doğruya uygulamaya dönük bir kitap olacak. Aybegüm hocamın sorusu, söz dizimi öğretimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aybegüm hocam, söz diziminin de ben öğretilmesinden yanayım. Çünkü söz dizimi değiştikçe cümlenin anlamı, vermek istediği mesaj ve bağlam değişiyor. Dolayısıyla öğretilmesi lazım aslında. İşte temel öğenin sonda olduğu, cümlede yükleme en yakın öğenin en vurgulu öğe olduğunun örneklerle verilmesi lazım. Hani kullanım bakımı, kullanım boyutu bakımından. Sevim Yıldız hocamın sorusu, araba kullandığım zaman, güzel bir örnek, dikkat ederim. Araba kullandığım zaman dikkat ederim. Araba kullanırken dikkat ederim. Cümlesindeki gibi dığında ve iken farkını nasıl açıklıyorsunuz? Arkadaşlar, kendi daha genel bir anlatım var. Mesela ve iki işi aynı anda yapma durumu söz konusu. Mesela müzik dinlerken ders çalışıyorum. Bakın, müzik dinlerken ders çalışıyorum. Müzik dinleyerek ders çalışıyorum. Müzik dinlediğimde ders çalışıyorum. Müzik dinlediğim zaman ders çalışıyorum. Şimdi cümlelerini düşünelim. Hepsinin farklı olduğunu göreceksiniz. Şimdi bir farka bakalım. Müzik dinlerken ders çalışıyorum. Benim burada yaptığım iş
müzik dinlemek ve onu yaparken ders çalışmak. Ya da tersten alalım. Ders çalışırken müzik dinliyorum. Bu benim tarzım değil. İki işi aynı anda yapıyorum. Ama müzik dinleyerek ders çalışıyorum da bu benim tarzım. Yani bir işi yaparken diğer işi de yapıyorum. Hani nasıl ders çalışıyorum? Müzik dinleyerek ders çalışıyorum. Ama diğerlerinde müzik dinlediğim, pardon, ders çalıştığım zaman müzik dinliyorum. Ne zaman sorusunun cevabı oluyor bu. Benim vurgulamak istediğim nasıl ise arak ya da ken kullanıyorum ama benim vurgulamak istediğim ne zaman ise dığı zaman ve dığındayı kullanıyorum. Şimdi neredeyim? Ya eğer atlayarak gidiyorsam kusura bakmayın çünkü ekran hızlı geçtiği için Gülcan Korkmaz hocamızın sorusuna bakayım. Doğrudan ve dolaylı anlatımda öğrenciler problem yaşıyor. Bunu nasıl anlatabilirim? Yani bunun farkını nasıl verebilirim diye. Doğrudan anlatımda şöyle anlatıyorum ben. Diyorum ki iki cümle vardır. Bir mesela annem eve erken gel dedi. Yani annem eve erken gel dedi. Benim cümlem var. Annem dedi. Bir de annemin cümlesi var. Eve erken gel. İki ayrı cümle var. Ama dolaylı anlatımda sadece benim cümlem var. Eve erken gelmem. Gelmemi söyledi biçiminde anlatıyorum. Tabii ki çokça örnek vererek ama ilk önce ben bunun biçim boyutunu anlatıyorum. Yani dolaylı anlatım nasıl kurulur? Hani emir kipinde mesela. Dolaylı anlatım nasıl kurulur? İlk önce biçim boyutunu anlatıyorum. Daha sonra kullanım boyutunu anlatıyorum. Ben teşekkür ederim. Kerem Bozkurt hocam uzun bir şey yazmış. Merhaba hocam, ben bir öğrencim. Bu kitabı okumak istiyorum ve bu kitabı okumayı istiyorum. Arasındaki farkı sordu. Gerçekten güzel bir soruydu. İkisinin de doğru olduğunu söyledim. Fakat neye göre? Ma neye göre mak olacak? Örneklerde iki kullanımda doğru. Bunu yabancı öğrenciye nasıl anlatabilirim? Pardon, o kitabı okumak istiyorum ve o kitabı okumayı istiyorum. Ha tabii. Farkını nasıl anlatabilirim diye. Şimdi o kitabı okumak istiyorum. Ne istiyorum? O kitabı okumak istiyorum. Diğeri de aslında çok yakın anlamlar. O kitabı okumayı istiyorum. Okumak istiyorum daha genel. O kitabı okumak istiyorum. Ama o kitabı okumayı istiyorum dediğinizde daha özel aslında. Okuma isteğinizi daha belirgin yapıyor. Okumayı istiyorum dediğinizde okuma eyleminizi daha çok vurguluyor. O kitabı okumak istiyorum. O kitabı okumayı istiyorum da okuma eylemi, okumayı isteme nin daha ağır bastığını söyleyebilirsiniz öğrencinize. Başka bakalım. Konuşma korkusunu yenebilmemiz için farklı olarak neler yapabiliriz diye Ayşe Eroğlu hocam sormuş. Şimdi konuşma korkusunu yenebilmesi için bir öğrencinin ilk önce hata yapmaktan korkmaması gerekiyor. Onlara böyle özgür konuşma ortamını hazırlamanız gerekiyor öğrencilere. Ve hatalarını işte rencide etmeden doğrunun tekrar edilmesi biçiminde düzeltmemiz gerekiyor. Ama bir de öğrencinin konuşmaktan zevk alacağı, öğrendiği gramer kurallarını da kullanabileceği konuşma konularını sizin belirlemeniz gerekiyor önceden. Aksi takdirde öğrenci ne konuşacağını bilmez. Mesela diyelim ki bana şu an klasik müzik ile ilgili 5 dakika konuş deseler ben konuşamam. Yani konuşma korkum yok. Türkçe ana dilim ama konuşamam çünkü ilgi alanıma hiç girmiyor. Dolayısıyla da sizin öğrencilerin ilgi alanına giren konuları iyi tespit etmeniz gerekiyor. Bu da yine bir hani öneri olabilir.
Şimdi yine sorulardan gidelim. Gramerin tüm fonksiyonları verilmeli mi? Dilek Erat hocam sormuş. Yoksa öğrencinin sürekli karşılaşacağı fonksiyonları ana hatlarıyla mı verilmeli? Arkadaşlar sarmal olarak öğretilmeli gramer. Yani diyelim ki yeterlilik fiilini öğretiyorum öğrenciye. Bütün fonksiyonlarını kesinlikle aynı anda vermemem lazım. En çok kullanılan fonksiyonu ne ise ilk önce onu öğretmem lazım. Aradan zaman geçtikten sonra diğer fonksiyonları sırayla vermem lazım. Yani hani dedik ya temel ilkelerde de vardı. Bütün bildiklerimizi aynı gün öğretmeyeceğiz. En çok kullanılandan en az kullanılana doğru sarmal olarak konuyu öğreteceğiz. Bu diğer şeyler için de geçerli. Hani sadece yeterlilik fiili olarak düşünmeyin. Mesela işte malı hani yapısı. Bunun bütün fonksiyonlarını, bütün anlamlarını aynı derste tabii ki vermeyeceğiz. Hani zaman geçtikçe diğer kullanımlarının da verilmesi gerekiyor. Hani gerekliliğin en çok kullanılanı bir işin yapılmasının gerekli olduğudur. Hani bunun tahmin fonksiyonunun bence daha sonra verilmesi lazım. Çünkü tahmin anlamını işte başka yapılarla da ifade edebilirim. Ne diyebilirim? İşte Ali şimdi evde olmalı demem de işte bence Ali şimdi evde gibi ben bence ile de tahmin anlamını verebilirim. Dolayısıyla en çok ihtiyaç duyulan fonksiyonunun önce verilmesi lazım. Mediha Güner hocam diyor, ben teşekkür ederim, teşekkür ediyor. Çocuklara ikinci dil olarak Türkçe öğretiminde dil bilgisinin yeri ve işleviyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Şimdi hocam, eğer çocuklar okul öncesi ise kesinlikle tabii ki doğrudan bir dil bilgisi öğretimi yapılmıyor. İncelediniz mi bilmiyorum bizim çocuklar için yaptığımız ABC Türkçe öğretim setimiz var. ABC çocuklar için Türkçe öğretim seti. Mesela orada da gramer öğretimi doğrudan hani İstanbul kitabımızda olduğu gibi şey değil. Açık bir gramer öğretimi yok. Gramer öğretimi örtük olarak ve sezdirme yoluyla yapılıyor. Yani çok fazla metin var ve öğrenci metinden yola çıkarak yapıyı anlıyor. Çünkü hani tıpkı ana dili ediniminde olduğu gibi hani açık bir gramer öğretim yerine örtük, sezdirmeye dayalı bir gramer öğretiminin yapılması gerekiyor çocuklar için. Abdurrahman Albay hocam demiş ki dil öğretiminde anlam boyutu biçim boyutunun önüne geçebilir mi? Geçmemesi gerekiyor. Yani o şeyi hatırlayalım. Larsen Freman'ın şeyini biçim, anlam, kullanım pasta grafiğini hatırlayalım. Eğer anlam boyutu biçimin önünde olsaydı o grafik pasta biçiminde olmazdı. Yani bunlar hiyerarşik değil. Biçim ne kadar önemliyse anlam da o kadar önemli. Anlam ne kadar önemliyse biçim de o kadar önemli. Kullanım da o kadar önemli. Yani hepsini aslında önüne geçmemesi gerekiyor. Aksi takdirde şey oluşuyor. Çok güzel Türkçe konuşuyor ama gramer yok. Yani yabancı olduğu anlaşılıyor. Hani bu Türkiye'ye ticaret için gelen şeyleri düşünelim. Hani esnaf şeyi vardır, ekibi vardır İstanbul'da bilirsiniz. Çok güzel Türkçe konuşuyorlar. İşte İran'dan, Rusya'dan gelirler ama gramer kötüdür ve şey anlarsınız yani yabancı olduğunu. Yani dolayısıyla biçim de kullanım da anlam da ihmal edilmemeli. Hepsine eşit derecede önem verilmeli. Eyüp hocamızın sorusu. Figüratif anlamlı sözcükler ve söz örneklerinin mecazlarını bir saniye. Ekran kaydığı için bulamadım. Tamam. Figüratif anlamlı sözcükler ve söz öbeklerinin mecazlarını öğretmek amaçlı materyal hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz?
Şimdi materyal hazırlarken bir defa şunu söyleyelim arkadaşlar. Hazırladığımız materyalin dersin öğretim hedeflerine her şeyden önce hizmet etmesi gerekiyor. Yani ne kadar bol işte resim olursa, ne kadar renk olursa o kadar iyi materyaldir anlamına gelmiyor. Bizim neyi öğretmek istiyorsak, biz neyi öğretmek istiyorsak o hedeflere uygun materyal hazırlamamız lazım. Ya da bütün materyalleri bizim kendimizin hazırlamasına gerek yok. Hani mutlaka bir grup vardır hani şey tömer okutmanları arasında. Birbirinizle materyal paylaşımı yapabilirsiniz. Ya da kırtasiyelerde ana dili Türkçe olan çocuklar için hazırlanmış mesela şeyler var. Ben şeyi çok beğenmiştim. Deyim kartları var. Deyimlerin gerçek anlamları çizilmiş. Öğrencinin o deyimi tahmin edilmesi isteniyor. Mesela işte iğne ile kuyu kazmak diyelim ki deyimi. Bir karikatür çizilmiş, adam var, elinde iğne var, iğneyi toprağa batırıyor ve bunu öğrenciye gösteriyorsunuz. Hani örnek veriyorum, buradaki adam ne yapıyor? İşte deyimin anlamına ulaşmaya çalışıyor, pardon, deyime ulaşmaya çalışıyor ilk önce. Ardından da anlamını tahmin etmeye çalışıyor gibi. Yani hazır materyallerden de yararlanabilirsiniz. Ama toparlayacak olursak, hangi konuyla ilgili biz materyal hazırlarsak hazırlayalım, önemli olan hazırladığımız materyalin öğrencilerin düzeyine ve bizim vermek istediğimiz konuya hitap etmeli. Ben bu şeylerde işte sertifika programlarının işte stajlarında hocalarımızı dinlerken çok karşılaşmışımdır. Ya da eğitim fakültesinde öğrenciler MEP'te staj yapıyor. Onları izlemeye gittiğimde öğretmen adaylarımızda şöyle bir algı var. Ne kadar çok karton büyük olursa, ne kadar çok renk, şekil, işte ses kullanırsam o kadar iyi materyal hazırlamış olurum diye. Hayır, hiç ilgisi yok. Yani A4 kağıdına işte yazdığınız bir materyal de eğer sizin vermek istediğiniz konuyu öğretmenize hizmet ediyorsa en iyi materyal odur. Yani ben bu materyalle bu konuyu öğretebilir miyimin sorgulanması gerekiyor. Sabriye Özdeniz hocam uzun bir soru yazmış. Onu hemen okuyayım. B2 kitabında sanki konusuyla ilgili açıklamada uyarı anlamı olduğu yazıyor. Uyarı anlamı öğrencilere hangi örneklerle nasıl açıklanabilir? Uyarı. Kitapta verilen örnekte inanmama anlamı ağır basıyor. Ha. Sanki ben gerçekleri bilmiyorum. Şimdi şeyde hocam, sanki ben gerçekleri bilmiyorum cümlesinde sanki inanmama değil, sizin söylediğinizin aksine ben gerçekleri biliyorum. Hani siz benim bilmediğimi zannediyorsunuz ama ben bunu biliyorum anlamında kullanılmış. Ha, şu an kitap hani önümde açık olmadığı için hani net bir örnek veremiyorum hani uyarı anlamı yazıyor ile ilgili olarak ama sanki'nin kullanıldığı bağlama göre tabii ki bütün sözcüklerde olduğu gibi anlamı değişiyor. Mesela tahmin anlamı olabilir, ihtimal anlamı olabilir. İşte burada olduğu gibi sanki ben gerçekleri bilmiyorum da hani aksine hani siz öyle düşünüyorsunuz ama anlamı olabilir. Açıkçası hani şu an önümde B2 kitabı açık olmadığı için hani net bir cevap veremeyeceğim buna. Ama hani belli başlı en çok kullanılan anlamları o söylediğim anlamlar. Evet, Uğur hocam demiş ki öznesel ve nesnesel ortaçların öğretimiyle ilgili soru sormuştum. Yukarıda kaldı dedi ama benim o soruyu bulmam... Hoca bir daha sorsun hocam. Evet ama evet. Şunu söyleyelim hocalarım, ortaçların öğretimiyle ilgili genellikle şöyle bir hata yapılıyor. Yani hata demeyeyim de artık hani yanlış bir algı var. Sanki dık ortacı geçmiş zaman ortacıymış da an ortacı işte şimdiki zaman ortacıymış gibi bir kullanım var. Hayır, tam tersine
ya tam tersine dediğim hani ikisi de hem geçmiş hem şimdi anlamıyla kullanılabilir. Mesela şu an konuştuğum kişi Emre Hoca. Hani geçmiş değil, şu an konuştuğum kişi. Ya da geçen yıl benim fotoğrafımı çeken kişi mesela gibi düşünecek olursak, yani an ortacı işte şimdidir, dık geçmiştir gibi değil, tam tersine az önceki hocamın söylediğiyle bağlantılı. Özne ve nesne durumundakiler, ortaçlarla ilgili. Mesela beni gören kişi, benimle konuşan kişi dediğim zaman görme işini ve konuşma işini başkası yapıyor ise an kullanırım. Mesela karşıdan gelen adam, yani gelme işini benden başka bir kişi yapıyorsa an kullanırım. Ama mesela benim konuştuğum kişi konuşma işini ben yapıyorsam dık kullanırım. Ya da benim okuduğum kitap okuma işini ben yaptığım için dık kullanırım. Bu nesne ve özne ile ilgili. Yani öğrenciye anlatırken de işi kim yapıyor, fiili kim gerçekleştiriyor sorusunun cevabına göre hani ortaç öğretimi yapılırsa etkili olur. Aksi takdirde işte işte biri geçmiştir, biri şimdidir gibi yanlış bir öğretim yapılırsa işin içinden hocam, çıkıyorum. Affedersiniz, soruyu ben sormuştum. Buyurun hocam. Ben soruyu kaçırdım o yüzden. Önemli değil. Teşekkür ederim cevapladığınız için. Teşekkür ederim. Hocam şimdi öğrencilerimiz içselleştirmede sorun yaşıyor. Yani kullanıma dönüştürürken bu ortaçlı yapıları öznesel ortaçları kullanırken çok hızlı kullanabildiklerini görüyorum ben. Yani dediğiniz gibi kitap okuyan öğrenciyi tanıyorum dediğimiz zaman öğrenci beni anlayabiliyor ve takip edebiliyor. Ama okuduğum kitabı dediğimiz zaman öğrenci bunu algılayamıyor. Evet. Sorun ne olabilir? Yani bunu merak ettim. O yüzden soruyu sordum. Hocam bunun sorun şey aslında. Birincisi öğrenci an ortacını daha fazla duyuyor. Çünkü hani kitap okuyan kişi, gelen kişi, konuşan kişi, işte bu şarkıyı söyleyen kim? Hani Türkiye'de Türkçe öğrenen öğrenciler sosyal ortamda anı daha fazla duyuyor. Çünkü mesela benim okuduğum kitap demem ki ben. Kitap derim. Yani hani onun yerine başka sözcükleri kullanırım. Birincisi çok duymakla ilgili. Girdi tıklığıyla alakalı o zaman değil mi hocam? Girdiyle ilgili. Bir de hocam bu sadece ortaçlarda değil, bütün dil bilgisayar yapılarda var. Ben öğrencilerim mesela yazma kağıtlarına bakıyorum. İşte dolaylı anlatım hak getire. Ya da bileşik cümle yok. Ama bileşik cümleyle ilgili soru sorduğumda, gramer sorusu sorduğumda öğrenci onun hepsini doğru cevaplıyor. Ama yazma kağıdında yok. Yani dolayısıyla öğrendikleri yapıyı kullanmaları çok zaman Yani kullanma dönüştürmeleri biraz zaman alıyor ve arttırmamız gerekiyor bu noktada. Aynen öyle. Yani şöyle kullanıma dönüştürmeleri için çok fazla hem zamana ihtiyacımız var hem de etkinliğe ihtiyacımız var. Yani hiç kimse diyemez ki benim öğrettiğim bütün grameri öğrenci konuşmasında ya da yazmasında kullanıyor diyemez. Evet, hoca çok iyi öğretiyordur. Öğrenci onu sorulduğunda söylüyordur. Ya da İşte onunla ilgili bir gramer sınavı yapıldığında 100 alıyordur. Tabii ki bu öğrenciyle beraber hocanın da başarısıdır. Ama kullanıma geçmesi gerçekten zaman alıyor. Yani kendimizden pay biçelim. İngilizce konuşurken hangimiz bileşik cümle kullanıyoruz ki ya da hangimiz bağlaç kullanıyoruz ki? Doğru diyorsunuz. Evet yani hocam. Onunla ediyorum, ilgili biraz zaman gerekiyor. Teşekkür ediyorum hocam. Cevapladığınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim Uğur hocam sorduğunuz için. Fatma hocam, müsaadeniz olursa bir de ben katkıda bulunmak istiyorum Uğur hocanın söylediği bu hususla ilgili. Tabii buyurun hocam. Hocam bilmiyorum siz nasıl düşünürsünüz ama ben dil bilgisi öğretiminde bazen şu yanlıştan dolayı bu tür hataların karşımıza çıktığını tahmin ediyorum. Biz çocuğa bir üst yapıyı öğretirken bir alt yapıdaki iyi alternatif olarak söylüyoruz. Yani diyoruz ki adam konuşuyor, işte bak hani bu da konuşan adam. Şimdi çocuk da doğal olarak ne yapıyor? Adam konuşuyor ifadesi onun için daha kolay bir
terim olduğu için ya da kalıp olduğu için bunu konuşmaya başlıyor, bunu kullanmaya başlıyor ve bu da aslında dil öğretiminin de çok normal bir husus. Mesela biz yanlış çözümleme yaklaşımını çok kullandık, çok çalıştık. Literatürde de çok çalıştık ama biz iki arkadaşımızla bunu çalışırken şunu fark ettik hocam. C1 öğrencisi B2, B2 öğrencisi B1, B1 öğrencisi A1, A2 grameriyle yazıyor, konuşuyor. Yani aslında yani bunu bir sürece yayıp biraz beklemek lazım ama şurada da şuna çok dikkat etmek lazım. Her öğrettiğimiz yapının bir önceki yapının alternatifiymiş gibi çok vermemek lazım. Bu kez çocuklar da doğal olarak ve dilin de mantığı olarak kolayı tercih ediyor. Kolayı tercih ediyor tabii. Biz hocam bu dediğiniz durumla ilgili benim bir doktora öğrencim şey tezi yapıyor. Öğrenen derleme hazırlıyor. Yani yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazma kağıtlarıyla bir korpus oluşturuyoruz şu an. Bir doktora öğrencim çalışıyor bunu. Biz de aynı sonuçlara ulaştık. Yani hemen hemen. Öğrenci C1 düzeyinde ama kullandığı gramer B1. Hani B1 düzeyinde kullandığı gramer A1, A2. Dolayısıyla biliyor ama öğrendiği bir yapıyı kullanıma geçirmesi için hakikaten hem zaman gerekiyor, bir de sizin dediğiniz gibi alternatifleri kullanıyor. Çünkü kolay olan alternatif olanı yani. Biz de yani yabancı dil öğrenirken şey kullanıyoruz. Yani mesela İngilizce'de hatırlayın kendi öğrenmelerimizi. Çok anlamında very'i çok kullanıyoruz. Yani onun yerinde işte mesela very good diyoruz da excellent demiyoruz. Yani anlatabiliyor muyum? Yani hangisi bizim için kolaysa onu tercih ediyoruz. Öğrenci tabii ki bunu tercih ediyor ama bizim hani onu yönlendirmemiz lazım derslerde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocalarım. Var mı başka soru? Sözlü olarak da sorabilirsiniz. Çünkü ben şeyi iyice bir kaçırdım hani bu mesaj kısmını. Hocam ben de okuyabilirim. Arkadaşlar sözlü de sorabilirler. Sözlü sorabilirsiniz arkadaşlar eğer varsa. 4 dakikamız var bu arada. Hocam müsaadeniz olursa o zaman ben bir soru sorayım. Merhabalar. Merhaba Seçil. Ne haber canım? Nasılsın? İyi hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Emir kipinden bahsettiniz. Emir kipi, istek kipi. Benim de sık sık çalıştığım bir mesele. Emir kipi ve istek kipini ayrı ayrı başlıklarda öğretmektense, çünkü kullanım alanı ve anlam alanı çok iç içe geçmiş günlük kullanımda, tek bir başlık ve tek bir tablo altında toplamak konusunda ne düşünürsünüz? Ben bu yöntemi denediğimden beri daha başarılı sonuçlar elde ettiğimi düşünüyorum. Yani tabloda tam uyuyor çünkü işte. Evet. Sen emir kipinde yok, istek kipinde var. Bir araya getirip tek bir kipmiş gibi öğretmeyi tercih ediyorum emir istek kipini. Seçil, ben de aynen öyle yapıyorum. Öyle mi? Yani şöyle, çünkü hani dedim ya, dilde yaşayan dilde olanın öğretilmesi gerekiyor. Yani şimdi klasik dil bilgisi hocalarım şey yapabilirler, hani eleştirebilirler, hayır o öyle değildir diye, ama bizim için arkadaşlar yabancılara öğretirken neyi kolay öğretiyorsak o yolu izlememiz lazım. İlla işte ekine, köküne, etimolojisine çok fazla takılmadan neyi kolay öğretebiliyorsak. Şimdi istek kipinde mesela sen gelesin o gele diye bir kullanımı ben günlük hayatta kullanmıyorsam tek bir tablo yapıyorum ben de. Diyorum ki ben kendi kendime emredemem. Dolayısıyla diyorum ben de emir kipi değil, onun yerine isteği yazıyorum tek bir tabloda. İşte ben geleyim, sen gel o gelsin, biz gelelim biçiminde emir ve isteği aynı konuymuş gibi ben de Seçilciğim tek bir tabloda veriyorum. Bu arada seni gördüğüme sevindim. Uzun zamandır görüşmüyorum. Evet, ben de hocam. Hocam YouTube, Fatma hocam YouTube dinleyicisi Şahabettin Dalar hocamızın bir sorusu varmış. Önder hocam bu tarafa atıyor. Biz de buradan size iletelim hocam. Tamam. Bütün kitaplarda baştan beri ek fiil kullanımı var ama bu konu doğrudan işlenmiyor. Öğrenciler çok soruyor, ne yapalım hocam denilmiş. Evet, ek fiil kullanımı var ve işlemiyoruz. Çünkü yani i'nin fiil olduğunu bir yabancıya bizim anlatmamız gerçekten imkansız. Ve dolayısıyla biz bunu sadece bir ekmiş gibi anlatıyoruz. Yani oradaki işte mesela ben dün hastaydım da hasta idim, işte imek ekeylemi diye anlatamam ben şeyi A1 öğrencisine. Hani
ek fiilin, hani i'nin nasıl bir eylem olduğunu hani anlaması zor. O yüzden biz bunu sadece bir ekmiş gibi anlatıyoruz. Bütün kitaplarda da aynı yol izleniyor. Ama hani ben bilmiyorum tabii ki ayrı hani onun ek fiil olduğunu anlatan hoca var mıdır? İşe yarıyor mu? Hani bu grupta varsa aydınlatabilirlerse ben de memnun olurum. Ama biz onu ek fiil olarak, ayrı bir fiil olarak işlemiyoruz. Çünkü bunu hani yabancı bir öğrencinin anlaması zor diye. Var mı hani ayrı anlatan hoca? Onu da bilmiyorum. Tabii ki herkesin farklı bir anlatma tarzı var ama... Emre hocam siz ne yapıyorsunuz? Siz de bu konuda çok deneyimlisiniz. Yani hocam şöyle, ben şu an Tömer'de doğrudan derslere girmiyorum ama bütün hocalarımızın dersini elimden geldiği kadar canlı birebir girip izliyorum. Burada biraz daha bizim ortaya koyduğumuz, yani Tömer olarak ortaya çıkardığımız husus şu. Ya sınıfın kapısından girdiğimizde kendimize iki soru sormamız lazım hocam. Niçin, nasıl? Niçin sorusuna cevap alabilirsek, yani ben dil bilgisini niçin öğretiyorum? Okumayı, dinlemeyi, konuşmayı, yazmayı daha iyi öğrensinler diye mi öğretiyorsam, burada örtük öğretim yapılması şart. Ve biz sınavlarımızda bu nedenle dil bilgisine kesinlikle ayrı bir ne araç olarak ne de beceri olarak yer vermiyoruz hocam. Çünkü bunu getirip sınavın içerisine monte ettiğiniz zaman, bu kez sınıfın kapısından içeriye girdiğiniz an onun için sorusunun cevabı zaten ortaya çıkmış oluyor. Siz dil bilgisini betimsel dil bilgisi olarak mı öğretiyorsunuz? Yani bu ek fiilin öğretimi konusu, hani dediniz ya biz öğretmiyoruz. Biz de tam anlamıyla öğretemiyoruz. Bir de işin o boyutu da var. Karşıdaki hedef kitle her ne kadar kendi ana dilini ya da başka bir dili biliyor olsa dahi, yani bazen bizim pedagojik yeterliliğimiz de onu öğretebilme konusunda az yetersiz kalabiliyor hocam. Yani Türkçe bir de bu kadar zengin bir dil. Bu nedenle biz genelde örtük öğretimi tercih ediyoruz ve diyoruz ki hocam, yani çocuk özellikle Türkçe'yi yabancı dil olarak öğrenenler Türkçenin betimsel dil bilgisini bilmelerine gerek yok. Onların dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirebilecek nitelikte bir sunuyor. Yani dil bilgisini böyle sunmak her zaman avantajlı olarak düşünüyoruz. Ama tabii burada mesela dil bilgisini ayrı ders işleyen kurumlarımız da var. Dil bilgisini sınavların içerisinde betimsel olarak ölçem var. Yani eğer bir kurum, bu benim tabii kendi şahsi görüşüm hocam, bilmiyorum katılır mısınız ama uyguladığı sınavda dil bilgisini betimsel olarak ölçüyorsa, yani çoktan seçmeli test özellikle ölçüyorsa, orada işlevsel dil öğretiminden çok söz edemeyeceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü şöyle bir şey ortaya koyalım. Şimdi çocuk sınava girdi. Dinleme becerisi 20. Ben böyle çok öğrenciyle karşılaştım. Okuması 23, yazması 20, konuşması 20. Ama dil bilgisini biz betimsel olarak çocuğa test yaptığımız için dil bilgisi 15, 10, 9, 7'de kalabiliyor çocuğun bazen. Mesela evet. Burada uygulayacağımız yöntem nedir? Evet. Yani o yüzden biz Tömerler olarak hocam, Tömerler olarak kendimize bence şu soruyu sorup ve şu kısır döngüden çıkmamız lazım. Önce niçin sorusuna bir cevap vermemiz lazım. Biz dil bilgisini niçin öğreteceğiz? Becerileri geliştirmek adına bir araç olarak mı öğreteceğiz? Yoksa bu çocuklar Türkçenin gerçekten bizim bildiğimiz betimsel dil bilgiye sahip olsunlar mı diye öğreteceğiz? Ondan sonra nasıl boyutu çok daha sağlıklı tartışılır gibime geliyor. Hocam aslında zaten hani betimsel boyutunda öğretilmesi gerekiyorsa, öğrenci eğer üniversitede işte Türk dili bölümü, Türkçe öğretmenliği gibi bir bölüme gidiyorsa bunu zaten orada öğretiyor. Dolayısıyla bizim Tömerler'de yapmamız gereken işlevsel boyutuyla dil bilgisini öğretmek. Ben seminerin başında da söyledim. Hiçbir yeterlik sınavında ya da kur bitirme sınavında dil bilgisine doğrudan yer verilmemeli. Yazmanın ve konuşmanın içinde değerlendirilmeli diye. Ama ben bir dil öğretmeni olarak da öğrettiğim dil bilgisinin öğretilip öğretilmediğinden emin olmak için quizler yapabilirim. Yani o konuyu anlattım diyelim, sadece o dil bilgisiyle ilgili kendi öğretmemi denetlemek maksadıyla, not vermek değil, onu denetlemek maksadıyla yapıp öğrencilerin hani eksiklerini gidermeye dönük bir değerlendirme yapabilirim. Dolayısıyla bu da sadece hani süreç temelli, yani sonuç değil de süreç bağlamında bir değerlendirme olması maksadıyla.
Hocam bir de bu konuyla ilgili bir çok vakit almadan sadece böyle küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Ya bir dil öğretiminde hiçbir şey ilah değildir. Evet. Yani o sınıftan içeri girdiğimizde ortaya atılan kuramların, söylemlerin, işte söylenilenlerin, akademisyenlerin çizdiği tablonun bazen gerçekten sınıfın dışında kaldığını ve sizin öğrenciyle yüz yüze kaldığınızı gösteren durumlar çoktur. Yani bu deneyim işi. Kısa bir şey diyeceğim, belki içimi dökmek olacak ama bazı akademisyen arkadaşlar gerçekten hiç ömürlerinde yabancıya Türkçe öğretmeden o kadar çok şey yazıp çiziyorlar ki onların çoğunun da ciddiye alınmaması gerekiyor. Yani o da çok ayrı bir konu. Buyurun devam edebilirsiniz. Şimdi şöyle bir husus var. Mesela biz hep diyoruz ya işte dil bilgisi çeviri yöntemi. Mesela şu an grupta kaç arkadaşımız var? 76 arkadaşımız var. Dil bilgisi çeviri yöntemi dediğimiz zaman hocam herkes böyle bir dudaklarını büzüştürür. Neden? 1900'lü yıllarda kalmış çok eski bir yöntem. Tamam, o zaman ben şöyle söylüyorum. Akademik Türkçe'de kullandığınız yöntem ne? Ya da hayır, siz... yarıyorsa kullanılır hocam illa. Evet. Yani işte o materyal konusunda dedim ya, illa hani uzaya 3 defa gidip gelmeye gerek yok. Yani karşındaki öğrenci senin hangi yöntemi kullandığında dersi daha iyi anlatıyorsa en iyi yöntem bence odur. Yani dil bilgisi çeviri yöntemiyle eğer amacıma ulaşabiliyorsam ben onu kullanırım. Tutup da hani işte bu 1900'lerde kaldı diye hani dışlamanın da bir açıkçası çok bana gerçekçi gelmiyor yani. Yani bir o, ikincisi de hocam diyorum ya, mesela bugün bana sorsalar akademik İngilizce yeterliliğin ne kadar, derim ki %30. Aynen bunu derim. Çünkü bir İngilizce kaynağı okuyup bunu çeviri yardımı almadan akademik bir üslupla ifade edemiyorum şu an itibariyle. Evet. Şimdi doğal olarak bir çeviri yöntemine ihtiyacım var. Bakın sistem beni getirdi, 1900'lü yıllarda kullandığımız bir yönteme itti. Diyor ki eğer akademik olarak başarılı olmak istiyorsan çevirinin nasıl yapılacağını, çeviriye dair stratejileri kesinlikle bilmen gerekiyor. Ha, buradan kastettiğim şu, tabii ki dil bilgisi çeviri yöntemini şöyle ikiye ayırmak lazım. Bir dil bilgisi, bir de çeviri yöntemi dediğimiz bir şey var. Yani bugün A1'den başlayıp derste çeviri yaparak Türkçe öğretin, hiç kimse diyemez zaten. Birinci temel hususlardan biri o. Ama burada dil bilgisi kısmını çok iyi konumlandırmamız lazım. Yani kendi betimsel dil bilgisimizi, özellikle üniversitede öğrendiğimiz dil bilgisini öğrenci de bilecek diye bir şey yok hocam. Bu konuda bazen öğrenciler bizi yönlendirir. Demin bir hocamız çok güzel bir soru sormuştu. Aslında işlemiyor ama öğrenci de soruyor. Çünkü onun kendi art alan bilgisinde bu dil bilgisi bilgisi var çocukta. O yüzden çok tartışılacak konu var. Ama bu tartışmalara cevabı da kim üretecek biliyor musunuz hocam? Şu an hali hazırda Tömer'de terini akıta akıta ders anlatan arkadaşlarımızın söylediklerini kurama dönüştürmedikçe biz 100 yıl sonra aynı şeyleri yine tartışıyor olacağız. Hocam çeviriyle ilgili çok kısa bir şey, bir bilgi de vermek istiyorum. Bizim İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'ndeyken, ben hani oradayken başladığımız bir okuma kitapları çalışmamız vardı. O okuma kitaplarını biz 40 kitaba çıkardık ve bu kitapların da iki dillileri de var içlerinde. Mesela diyelim ki Yunanca, Türkçe. İşte diyelim ki işte Mevlana, işte Mesnevi'den hikayeler diyelim kitabın adı. Bir sayfa Yunanca, yanındaki sayfa Türkçe. Ve Yunanistan'dan Türkçe öğrenen arkadaşlar dediler ki ya bu bizim dilimizi geliştirmemize çok katkı sağladı. Hani çeviri bir öğretim yöntemi artık değildir falan diyenlere de bir cevap olarak söylüyorum. Yani gerçekten hani iki dilli bir metin bile bizim hani dil öğrenmemizi şey yapabiliyor, olumlu katkı sağlayabiliyor. Hocam son söylediğiniz kaynağı tekrar edebilir misiniz? Teşekkür ediyorum, kusura bakmayın araya girdim. Son söylediğim kaynak hocam bizim Türkçe okuyorum diye seviyelendirilmiş okuma setimiz var. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi. Hocalarla beraber çalıştığımız o. Teşekkürler. Bunu rica ederim hocam. Benim söyleyeceklerim bunlar. Varsa başka soru alabilirim tabii ki. Moderatör hocam. Bir şey sormak istiyorum ama. Buyurun hocam. Merhaba hocam. Teşekkürler sunumunuz için. Çok güzel bir sunumdu. Ayşegül hocam. Hocam metin konusunda biraz konuşmak istiyorum. Öğrencilere metin işlerken
Yani ben iki yöntem kullanıyorum, öyle söyleyeyim, ama sizin de tecrübelerinizden faydalanmak istiyorum. Mesela öğrencinin önüne bir metin verdik ve içerisinde bilmediği kelimeler var. Kelimeleri öncesinde anlatıp, örneklerle anlatıp pekiştirmek mi daha etkili olur? Yoksa paragraf içerisinde, yani metnin içerisinde mi anlatmak daha etkili olur? Hocam, yöntem olarak bizim kullandığımız ve önerdiğimiz şu: öğrencinin bağlamdan yola çıkarak kelimenin anlamına ulaşması bizim için çok kıymetlidir. Yani özellikle başlangıç düzeyinde. Bu nedenle de deriz ki metinde bir cümlede birden fazla öğrencinin anlamını bilmediği kelime olmamalı. Yani birden fazla dediğim, yani çok sayıda. Hani 5 kelimelik bir cümle ise 4'ünü öğrenci bilsin yani. Dolayısıyla da bilmediği kelimeyi bağlamdan çıkarmasını biz önemseriz ve birinci etapta bunu yaparız. İkinci olarak, eğer ileri düzeydeyse öğrenci ve o kelimeyi bağlamdan çıkarması mümkün değilse, sözlük kullanmaya onu biz yönlendiririz. Çünkü hani sözlükte o kelimenin sadece anlamı değil, cümle içinde nasıl kullanıldığını da görmesi bakımından. Ama biz öğrencinin o metni hızlıca okumasını istiyorsak eğer, yani diyelim ki işte uzun bir metin ve zaman kısa. Hani çünkü metni okuma sebebimiz bizim okuma biçimimizi belirler. Hani okuma sebebimiz eğer kelime öğretimi değilse, metnin anlaşılıp onun üzerine başka bir işlem yapacaksak biz sözcükleri baştan da verebiliriz. Ama birinci yapmamız gereken bağlamdan çıkarması, ikinci yapmamız gereken bağlamdan çıkaramıyorsa sözlük kullanması, üçüncüsü de sizin belirttiğiniz gibi, yani eğer amacımız bizim sözcük öğretim değil de o metnin anlamına ihtiyacımız varsa başka bir amaçla, hani hız kazandırmak maksadıyla verilebilir. Anladım hocam. Şunu da eklemek istiyorum. Mesela öğrenci, yani daha çok ileri seviyelerde bunlar gerçekleşiyor ama işte A2, B1, ben yani bizim bulunduğumuz kurumda 7 iklim kitabı kullanılıyor ve gerçekten bilmedikleri kelimeler karşılarına çıkıyor. Evet. İlk metni gördüğü zaman hocam bir şok oluyor öğrenci. Yani sıkılıyor. Yani bunda ne demek istiyor? Şimdi evet. Tamam, siz okuyorsunuz, öğretmen olarak okuyorsunuz. Daha sonra öğrenciyi okutuyorsunuz ama o ilk gördüğünde çocuk bir şaşırıyor. Yani öğrenci bir şaşırıyor. Yani diyorsun. İşte yani... hocam şey, öğrenci şaşırmasın diye kelimeleri baştan vermek yerine öğrenciyi şaşırtan metni koymamak lazım. Yani hani metin böyle üç bilinmeyenli denkleme dönüşmemeli. Öğrencinin anlayamadığı çok sayıda, yani anlamını bilmediği çok fazla kelime metinde olmamalı. Dolayısıyla da otantik metin kullanacaksak öğrencinin dil düzeyine göre sadeleştireceğiz. Ya da yapma metin kullanacaksak o metni oluştururken öğrencinin düzeyine göre o metni oluşturacağız. Aksi takdirde iki bilinmeyenli denkleme dönüşüyor cümleler. Evet. Yani şey çözüm değil Ayşegül hocam, hani öğrenci metinden soğumasın diye kelimeleri başında vermek gerçekten çözüm değil. Anladım. Yani sormak istedim çünkü en çok takıldığım nokta burasıydı. Evet. Bazen de hocam bizim elimizde olmuyor biliyorsunuz, kitap seçimleri, metin seçimleri. Yani evet. Bazen vaktinizi alıyorum, kusura bakmayın. Yok, bazen metinleri hocam çıkartıyorum yani. İşte evet, bu uygun değil diye. Ama evet, bir bakıyorum elimde çok metin kalmıyor. Evet, evet. Hocam bizim şöyle... Yani ben ders kitabı yazarlarını da anlıyorum, uygulayıcıları da anlıyorum. Çünkü kendim de hani İstanbul kitabının yazarlarından daha önce de belirttim. Gerçekten hani öğrencinin düzeyine uygun metin oluşturmak da zor. Başka birisinin oluşturduğu metni derste kullanmak da zor hani öğretmen olarak. Bu arada hani unutmadan belirteyim, biz bu Yeni İstanbul kitabının da böyle bir hocam tanıtımını yapacağız. Yani tanıtımı amacıyla yine sizlerle bir araya geleceğiz. Orada da yine geniş olarak sorularınızı cevaplamaya ve dil bilgisinin bu konu niye buradanın açıklamasını ve tartışmasını beraber sizlerle yapmak için Temmuz sonu gibi yine bu platformda olacağız. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim Ayşegül hocam. Hocam son bir dakika. Buyurun. Pardon. Çok özür dilerim. Buyurun, siz buyurun. Bir arkadaşın selamı varmış. Osman Demirbilek.
bilginiz olsun. Benim o şey lisanstan öğrencim. Evet, Gökçen hocamız teşekkür etmiş. Gökçen hocamızı da inşallah programı müsait olduğunda özellikle... Evet, Gökçen hoca. Çok sevgilerimi sunuyorum. Kendisini çok severim. Evet, kendisi kelime öğretimi alanında çok iyidir hocamız. Evet, davet edeceğiz en zamanda. Hem ana dili hem yabancı dili olarak öğretiminde çok kıymetli bir arkadaşımız. Bizim İstanbul Kitabı'nın oluşumunda da beraber çalıştık kendisiyle. Çok sevgiler Gökçen'ciğim. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Selamlar. Buradasın değil mi? Buradayım hocam, izliyorum sizi. Hocam, tamam. Can Hoca da sınıfta sözlük kullanımı, ders akışını zedelemez mi demiş. Biraz haklı gibi hocamız. Hocam, bu hani az önce de söyledim ya, öğrencinin bilmediği sözcük sayısı bildiği sözcüklerin çok altında olmalı. Yani kullanacağı, yani bakacağı sözcük sayısı az olursa, sözcük sayısı hani dersin akışını zedelemez ama bir cümlede işte 6-7 tane sözcüğü öğrenci bilmiyorsa buna öğretmen de yetişemez. Hani derslerde size de oluyordur. Ayaklı sözcük muamelesi yapıyorlardır. İşte o ne demek, bu ne demek, şu ne demek diye. Hani bu da dersi bölüyor. Dolayısıyla materyallerin öğrencilerin düzeyine uygun hazırlanması gerekiyor ki ders sağlıklı yürüsün. Yoksa hocamız haklı. Yani öğrenci başını sözlükten kaldıramaz. Eğer çok fazla bilmediği sözcük olursa. Evet. Ama sözlük kullanmasın diye de her kelimeyi öğretmen söylerse de öğretmen o zaman ayaklı sözlükten başka bir işe yaramamış olur. Dolayısıyla materyallerin de öğrencinin düzeyine gerçekten uygun olması gerekiyor. Hocam, Mehmet Evren hocamızın bir sorusu var. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Fatma hocam, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sezdirme ile ilgili bir örnek. Sezdirme ile ilgili derken mesela şöyle diyelim. Diyelim ki ben geçmiş zamanı anlatacağım ama gramer ismini söylemedim ve onun yeni bir konuda olduğunu söylemedim. Diyebilirim ki ben şimdi konuşuyorum diye, hani ben şimdi oturuyorum, ben şimdi yürüyorum diye şimdiyi vurgulayarak şimdi yaptığım işleri söylerim. Daha sonra da diyebilirim ki ben dün Taksim'e gittim. Ben dün evdeydim. Ben dün yemek yedim gibi, hani hep geçmişi vurgularım. Bu da bir mesela sezdirmedir. Fatma hocam, Önder ben. Efendim Önder hocam. Hocam, hemen buradan bir şey eklemek istiyorum. Bana da YouTube'dan aynı soruyu sordular çünkü. Ben tahtayı örneğin 3'e bölüyorum gelecek zamanda. Önce geçmiş zaman örnekleri yazıyoruz en sola. Ve bu örnekleri çocuklardan alıyorum. Sonra aynı örnekleri şimdiki zamana çeviriyorum. Örneğin ben yemek yedim. Aynı satırda ben yemek yiyorum. Ve sonra yarın yemek yiyeceğim örneği verdiğimde çocuklar konuyu otomatik olarak anlıyorlar. Evet. Bu da aklınızda olsun sezdirme ile ilgili. Teşekkür ederim hocam. Mikrofonu kapatıyorum ben. Tamam hocam. Yani sezdirmede hocam bol örnek vermek gerekiyor ve çocukların dünyasında olan, hani anlamını bildiği, gerçek yaşamda kullanımı olan örneği verirseniz öğrenci zaten konuyu seziyor. Yani örnek sayısını farklı fazla tutmak lazım. Bir de ayırt ediciliği güçlü olan örnekleri seçmek lazım. Evet. Sorumuz yok galiba. Evet, çünkü iftar olmak üzere zaten. Aynen. Arkadaşlar, hocamızın da iki tane muhtatlı çocuğu var. İftar saati de geliyor. Yani uzatsak gider artık bu. O yüzden... Yok, ben daha bak aklıma hocam gelmişti mesela. Bu sezdirme deyince geniş zamanla şimdiki zamanın farkı ile ilgili de çok sayıda örnek geldi ama uzatmamak adına hani yapmadım, söylemedim. Evet. Yani hani birbirinden anlamsal bakımdan hani temel farklılıkları vurgulamak lazım sezdirme sırasında. Mesela her zaman yaptığım işleri anlatırken şimdiki zamanda kullanırım. Her gün spor yapıyorum, her gün spor yaparım. İkisini de kullanırım. Ama su 100 derecede kaynar, dünya güneşin etrafında döner, İşte güneş doğudan doğar gibi örneklerde yor olmaz. Hani dolayısıyla genel gerçeklerin kullanımında geniş zamanı kullanırken
İşte her zaman yapılan işlerde her ikisini de kullanırım da hani böyle ayırt edici örneklerle vermek gerekiyor. Evet. Var mı sorusu olan arkadaşlar? Sorusu olan? Emrah Hocam, Yunus Buyurun. Hocam ben. Buyurun Yunus Hocam. Fatma Hocam teşekkür ederim öncelikle. Çok faydalı bir sunumdu. Ben teşekkür ederim. Ben sizin hem anlatım içeriğinizle alakalı hem de geçen gün Mehmet Yalçın hocamızla da açıkçası istişare ettik. Burada az önce 7 iklim setini kullanan Ayşegül hocamız vardı. Bu setle ilgili ve sizin anlatımınızla ilgili bir şey birleştirip hem soru hem uygulamada nasıl yapıldığını aslında tahmin etmekle birlikte sormak istiyorum. Mesela biz bu setlerin hepsini ortak çerçeve metnine göre hazırladığımızı söylüyoruz ama sizin dediğiniz gibi çok nadiren ufak farklar da olabiliyor. Ben yıllarca İstanbul kitabını kullandım. Bu dönemde de 7 iklim kitabını kullanma şansım oldu. Mesela A1'de sayfa 50-51'de hocam, 7 iklim kitabından bahsediyorum. Tömenlerde kullanan hocalarımız anlayacaklardır, fark edeceklerdir. Sayfa bazlı dil bilgisi yapılarını öğretiyor gibi geliyor bana. Mesela orada hem belirtme ekini, hem ayrılma ekini, hem de yönelme ekini bir arada veriyor. Evet. Bu hocalarımız bu problemi nasıl çözüyorlar? Yani biz örnek veriyorum, sınıfa girdiğimizde bir günde bir gramer, hadi çok bir gramer hafifse ikinci gramere geçme yönünü tercih ediyoruz. Ama diğer tarafta bir sayfada veya iki sayfada üç gramerin, dört gramerin anlatılmak zorunda kalındığını görüyoruz. Ya sayfa bazlı ilerlemiyorlar, grameri gün gün anlatıp sayfaları ilerleyerek daha sonra şeylere dönüyorlar. Nasıl yapıyorlar? Bir bunu soracaktım. Bu anlamda cevap verecek bir hocam varsa. Bir de size hocam ilk başta şey dediniz, yazmada öğrencinin kendi yanlışını bulması. Hani biz de benzerini yapıyorduk ama tam bunu yapmıyorduk. Hani öğrenci kendi yanlışını kendisi fark etsin. O farklı kalemleri ben de kullanıyorum. Böyle eskiden moda olan bir kalem vardı, dörtlü, yeşil, mavi, kırmızı. Benim favorimdir, arkadaşlarıma da hediye ederim. Öğrenci kendi yanlışını bulması için herhalde A2 seviyesine gelmesi gerekir değil mi? Yani, hocam bu son sorunuzdan başlayarak gideyim dilerseniz. Hayır, tamam. Kendi yanlışını bulması için A2'ye gelmesine gerek yok. A1'de de bulabilir öğrenci. Yani hangi konuyu verildiyse derste, hangi konu öğretildiyse o bilgilere sahip olduğunu varsayarız. Mesela nerelisin diye sorulduğunda hani öğrenci desin ki işte İranlıyım. Hani burada eğer öğrenci şeyi biliyorsa, büyük ünlü uyumunu ben ona öğrettimse, İranlıyım yazdıysa onun ben altını çizerim ve doğrusunu düzeltmesini beklerim. Dolayısıyla hani kendi yanlışını bulması için öğrencinin o konuyu görmüş olması yeterlidir. Yani ileri A1'de de uygulanabilir diyorsunuz. A1'de de uygulanabilir bu. Diğerinin de cevabı hocam hani bu ben şunu söyleyeyim, yani ben bir öğretmen olarak, yani bir Türkçe okutmanı olarak söyleyeyim, hani bir akademisyen gözüyle değil de, elimdeki kitap benim ne olursa olsun öğrenciyi en iyi ben bilirim değil mi, hani öğrenci profilini. Dolayısıyla öğrenciyi nasıl anlar onu da ben bildiğime göre kitabı %100 takip etmek zorunda değilim. Yani elimdeki kitapta bir sayfada 3 tane gramer var diye hiçbir kuvvet bana o 3 grameri aynı derste işletemez. Hani dolayısıyla 7 haftam mı var benim? Ben onun diğerlerinin zamanından çalarım, ek ders yaparım, bir şeyler yaparım. Yani hani öğretmen olarak inisiyatif ben de en nihayetinde. Dolayısıyla da bir derste bir yapıyı sunarım. Yani çünkü dil öğretiminin de hedefinde bu vardır. Ya ben bütün hani dinleyen arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Elinizdeki kitap ne olursa olsun, tabii ki belli bir akıl süzgecinden geçirilerek hazırlanıyor ama eğer öğrencinizin dinamiklerine uymuyorsa, sizin anlatım üslubunuza uymuyorsa, yani illa o kitapta o gün o yapılacak diye hani bunu sürdürmenize gerek yok. Ertesi günde değil mi aynı sınıfa gireceğiz en nihayetinde. Evet. Devam ettirebiliriz. Hocam benim hani ilk sorunuza da cevabım bu. Teşekkür ederim hocam. Bir de
az önce arkadaşlar hani birbirimize de katkı yapalım anlamında bir şeyler söylüyordu. Ben sizin bu arada öğretilmesi zor yapılar diye kitap hazırlıyorum dediniz evet. Çıkacak diye. Onu evet. Merakla bekliyorum. Ben de. Uğur Birkan'dan hocamla da biz beraber çalıştık Konya'da. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeydik. Benim dil öğretiminde, özellikle dil bilgisi öğretiminde kullandığım İstanbul kitabının yanında favori kitaplarım. Yabancı dilim Türkçe. Hı-hı. Bunun PDF'si zaten internet ortamında fazlaca evet. var. Evet. Herhalde İstanbul Dilmer'in de eski ürünü mü? Yanlış mı biliyorum? Evet. Evet değil mi? Bunun yanında Ankara İTİT'in... Ama şey, o Dilmer biz değiliz. Öyle mi? Farklı evet, bir Dilmer yani biz karışıyoruz. Mesela ya biz dediğim bir meslek Aha. kurumum. Yani İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi demek, Taksim'deki Dilmer demek değil. Anladım. Tahmin ettim hocam. Zaten cümle örnekleri biraz farklıydı. Evet, biz değiliz. İsim benzerliği. Hem orada yani ben şu şekilde yapıyorum. Özellikle öğrencilerin, siz de söylediniz, sıfat fihil yapıları ve isim fihil yapıları. Hitit'te bunlara ortaç ve diğer adlandırmalarıyla birlikte kullanıyoruz. Orada A1'de öğrettiğimiz iyelik gramerleri bu yapılarda da bizim çokça işimize yarıyor. Ve isim fiil grameriyle sıfat fiil grameri sizin de muhtemelen kitabınızda bunlar olacak. Öğrencilerin kronik sıkıntı yaşadığı, kronik problemleri olan gramerler. Evet. Burada bence ikili yapılarla bu şeyleri çözmek çok daha kolay olabiliyor. Mesela dün bir yemek yedim. Bunun adı etli ekmek. Dün yediğim yemeğin adı etli ekmek. İşte bugün yediğimiz yemeğin adı etli ekmek, yarın yiyeceğimiz yemeğin adı etli ekmek. Hı hı. Tüm zamanlarda bunu hı hı. şey olarak kullanabiliriz. Hani bu ikili yapılarla özellikle yabancı dilim Türkçe'de bunun çok örnekleri var. Hocalarıma tavsiye ederim. Adlaştırma gramerinde de çokça örnekleri var. Bir de sizin düştüğünüz bir durumu fark ettim. Orada şey yapayım, sanki kelimesini... soran bir arkadaşımız vardı. Hani orada inanmama daha ağır basıyor ama biz sizin kitaplarınızı kullanırken şöyle bir ne diyelim, hocaların da belki işlerini kolaylaştıracak bir yöntem olarak bunu söyleyebilirim. Bazen bir cümlenin içerisinde evet %60 inanmama, %40 uyarı gibi oluyor. Belki sizin orada tam böyle şey hocam, ben hani o soruya cevap verirken de söyleyeyim. Önümde kitap olmadığı için. Evet, evet. Hani ben de düşüyorum o duruma. Çok da düştüğüm için bağlamda kullanıldığını bilemediğim için hani ona bir şey diyemem şu an. Aslında o cümlenin içerisinde evet inanmıyorum ve seni uyarıyorum. Bir daha yalan söyleme bana. Hani sanki yalan söylediğini bilmiyorum dediğinde. Tabii ki. Evet, burada uyarı bu anlamda ikisi dengeli. Bazen zaman zaman %60'a %40 oranında da değişerek şey yapıyor. Bu da arkadaşlarımızın işlerini kolaylaştıracaktır. Ve bu şey özellikle ilk 3 yıldan sonra insanda oturuyor. Evet. Anlamlar ondan sonra amatörlüklerin kaybı gibi. Bir hocam, de hocam zaten teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ederim katkılarınız için. Zaten yabancılara Türkçe öğreten okutman arkadaşların tamamı söyleyeceklerdir. Bende de öyle olmuştu. Yabancılara öğretmeye başladıktan sonra bununla bunun farkı buymuştu. Evet. Yani dilimizde farkına vardığımız şeyler çok olmuştur. Çünkü ana dilimiz olduğu için mesela işte için ve üzere sözleri, mak için mak üzere. Bence evet, evet, evet. Ben mesela yabancılara öğretirken daha iyi şey yapmıştım. Hani arasındaki farkı idrak etmiştim. Dilimizi fark ediyoruz hocam. Evet, dilimizi farkına varmamızı sağlıyor. Aynen, çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim hocam katkılarınız için. Sağ olun. Hocam son, artık bitiriyoruz. Çok teşekkür evet. ederiz. Ben sizi az çok tanıyorum. Yani burada biz kalırsak kalırız. Biz sabahlarız hocam. Burada evet. kalırsak biz sabahı da kaçırırız. Aynen, bana da içeriden bağırıyorlar. Artık gel, gel diye. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, emeğinize sağlık. Damla misali dolup 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 en son taşıyacağız. Ben buna hep inanıyorum. İnanmışımdır da. Konuştuğumuz her şey şu an yurt dışı literatüründe de konuşuluyor, tartışılıyor. Ve onlar bizden belki bir 50 yıl önce başladılar ama biz daha da hızlı gidiyoruz. En azından Türkiye'de İngilizcenin öğretimini baz aldığımızda biz daha iyiyiz. Arkadaşlarımız da bu konuda gerçekten özverili çalışıyor. Ama Yunus Hocam dedi ya 3 yıl sonra, ya 3 yıl sonra bir şeyin oturması için spesifik arkadaşlar akademik çalışma yapmamız lazım. Evet. Tecrübeye dayalı.
bazı teoriyi doğurabilecek şeyler söylememiz evet. lazım artık bu saatten sonra. Orada da önemsiyorum. Yani konuşmaktan ziyade yazmak lazım. Yani çok kıymetli hocalarımın çok güzel mesela kantinde oturup çay içerken anlatıyorlar. Diyorlar ki işte ben bu konuyu böyle anlatıyorum, şöyle anlatıyorum. Gerçekten çok güzel. Diyorum ki hocam lütfen bunu yazın. Herkes hani bunu öğrensin. Dolayısıyla da artık hani bizim yabancılara Türkçe öğreten öğretim elemanlarımızın da akademik anlamda hakikaten üretmeleri gerekiyor. Hani deneyimlerini paylaşmaları gerekiyor. Hocam aynen size katılıyorum. Herkesin zamanla emeğine, ayağına sağlık. İnşallah çok daha güzel şeyler yapacağız. Dinlediğimiz hocaları tekrar dinleyeceğiz arkadaşlar. Yani COVID-19'u biraz daha... Yeni İstanbul'un tanıtımında da böyle bir organizasyon yapacağız. Biz de orada sizi misafir etmek isteriz inşallah hepimizin. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı iftarlar diliyoruz. Sağ olun. İftarlar, çok sağ olun emeği geçenler. Emeğinize sağlık. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.